Ufak bir kontrol sağladıktan Tamam. sonra hemen ekranıma giriyor. Almam o zaman. Gerek yok. Başladım. Tamam, başla sayın. Evet. Ufak bir kontrol sağlayıp hemen size dönüş yapıyorum. Tamam. Şu anda 4 izlenimimiz var. Evet. Yayındayız değil mi arkadaşlar? Evet. Çok kıymetli meslektaşlarım, sevgili öğrenci arkadaşlarım, değerli davetliler, değerli bandırmalılar, bugün hepinizin malum olduğu üzere bandırmamızın 98. kuruluş yıl dönümü. Dolayısıyla bugün bu dijital ortamda, bu e-panelimizde güzel ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını kutlamak ve ecdadımızın kazanmış olduğu önemli bir zaferi yad etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Panelimizin adını Bandırma Vapurundan Son Kurşuna, Milli Mücadelede Bandırma olarak belirledik. Dolayısıyla bu panelimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle şahsım ve üniversitem adına tüm bandırmalıların 17 Eylül Kurtuluş Bayramı'nda kutladığımı ifade ederek sözlerime başlıyorum. Değerli konuklar, geçen yıllarda hepinizin malum olduğu üzere aslında Bandırma'nın kurtuluşunu biz üniversite olarak daha farklı bir şekilde kutluyorduk. Bir yandan tabii bu tarih, yani 17 Eylül tarihi bizim için, üniversitemiz için önemli olduğu için üniversitemizin eğitim yılının başlangıcını da 17 Eylül olarak belirliyorduk ve üniversite açılışımızı da bugüne denk getiriyorduk. O yüzden bir yandan üniversitemizin açılışını gerçekleştiriyor, bir yandan Bandırma'nın kurtuluşunu hep birlikte kutluyor. Bir yandan da gene bugünün önemine binaen uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumumuzun da yine aynı etkinlik içerisinde gerçekleştiriyorduk. Yani üç tane güzel etkinliği üniversite olarak bir arada yapıyorduk. Aynı zamanda tabii şehrimizde de çok farklı etkinlikler, çok güzel coşkulu etkinlikler de gerçekleştiriyordu. Fakat maalesef işte bu pandemi dolayısıyla bu yıl bu etkinliklerimizin hepsini ne yazık ki arzu ettiğimiz şekilde gerçekleştiremedik. Her şeyden önce sizler de biliyorsunuz ki Türkiye'deki birçok üniversite ve bizim üniversitemiz de bu üniversiteler içerisinde maalesef yüz yüze eğitimi pandemi dolayısıyla bu dönem ertelemek durumunda kaldı. Dolayısıyla üniversite açılışımızı da bu dönem 17 Eylül'e maalesef denk getiremedik. Yine bir sembolik de olsa bir açılış yapacağız ama bunu Ekim ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz pandemi nedeniyle. Onun dışında sempozyum gerçekleştiriyorduk. Yani son 2 senedir özellikle 2 ya da 3 gün sürecek şekilde Bandırma ve Çevresi Sempozyumu gerçekleşiyor ve orada gerçekten değerli akademisyenlerimizin, bilim adamlarımızın katkılarıyla çok güzel bildiriler dinliyorduk. Onu da bu sene geniş anlamıyla yapamadık maalesef pandemiden dolayı. Fakat bu e-panelde
Yani 2 gün sürecek konferansımızı yapamadığımız için değerli hocalarımızdan rica ettik. En azından böyle dedik. Yani birkaç hocamızla birlikte en azından bugünü boş geçirmemiş olalım. Bu işi sizlerle birlikte anmış ve yad etmiş olalım. Kendileri kabul ettiler. Bugün inşallah bu panelle en azından bandırma ile ilgili bazı bilgilerimizi tekrar sizlerle burada hatırlamış olacağız, paylaşmış olacağız. Ben sözü değerli konuklarıma vermeden önce bir giriş yapmak istiyorum. Yani ufak da olsa ben de bandırmamızın kurtuluşuyla ilgili birkaç bir şey söylemeyi arzu ediyorum. Bu vatan toprağında yaşanan baskı ve zulümleri tabii ki unutmamak ve gelecek nesillerimize de aktarmak, tarih bilincimizi diri tutmak amacıyla bu ve benzeri etkinlikleri tabii ki kesintisiz bir şekilde yapmamız gerektiğine inanıyorum. İnşallah önümüzdeki yıl yani hem şehrimizde hem de üniversitemizde bandırmayla ilgili bu etkinliklerin daha coşkulu bir şekilde yapılacak olduğuna da inandığımı burada ifade etmek istiyorum. Değerli konuklar, malumunuz olduğu üzere bandırma ve ülkemiz açısından önemli bir gün bugün. 2 yıla aşkın bir süre boyunca bandırma maalesef düşman işgaline maruz kaldı. Ve bugün işte bu düşman işgalinden kurtuluşumuzun yıl dönümü. Mondros Anlaşması sonrasında güzel bandırmamız itiraf devletleri tarafından işgal edildi. Bunların tabii başında İngilizler ve Yunanlılar geliyor. Yunan askerleri, İngiliz askerleri. Fakat büyük taarruz sonrasında ordumuz düşman askerlerini bozguna uğratmaya başladı. Ve işgalin üzerinden 2 yıl geçtikten sonra 17 Eylül 1922 tarihinde Bandırma, ardından da 18 Eylül'de Edincik ve Erdek düşman işgalinden kurtulmuş olduk. 2 yıldan fazla süren bu işgal, Bandırma çevresindeki bu işgal sırasında Yunan askerleri tarafından yapılan büyük zulümlere de tabii ki tanık olunmuştur. Ben burada çok fazla detaylara girmeyeceğim. Özellikle Zeki hocamın ve Cemil hocamın konuşmasında zaten Bandırma ve çevresiyle ilgili, yani daha doğrusu Bandırma'nın düşman işgaline uğramasıyla ilgili ayrıntılar var olacak sanırım. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı'nın aslında işte son kurşunu hepimizin malum olduğu üzere burada, yani Bandırma'da atıldı. Bandırma'nın kurtuluşu aslında tüm Türkiye'nin de kurtuluşu olduğu bir bakıma. Gazi Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs'ta Bandırma vapuruyla Samsun'a çıktı ve Hasan Tahsin de ilk kurşunu atarak kurtuluş mücadelesini bu şekilde başlattı. Bandırma'da da Ayyıldız Tepe'de gerçekleşen çatışmalarda atılan kurşunlarla ve düşmanın kaçışıyla birlikte, yani son kurşunla birlikte aslında Kurtuluş Savaşı da bir bakıma sona erdi. Bu çatışmada şehitlerimiz var. 80 civarında Mehmetçiğimiz Ayyıldız Tepe'de şehit oldu. Bunlardan bir tanesi işte Yarbay Hüseyin Vecihi Bey, ki burada ifade etmek isterim. Üniversitemiz öğrenciler için Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yeni bir rüt yapıldı. Bu sene inşallah hizmete de alındı. Bu yurdumuzda Vecihi Bey'in ismi verildi. Bu da aslında tarihi anlamda gerçekten ecdadımızı, büyüklerimizi anma, vefa gösterme anlamında da güzel bir şey. Dolayısıyla il müdürümüzü, yani Gençlik ve Spor İl Müdürümüzü, Kaymakam Bey'i bu anlamda tebrik etmek istiyorum. Vecihi Bey, Binbaşı Süleyman Bey, bugün adına son kurşun anıtı denilen bölgede, tabii ki diğer şehit askerlerimizle birlikte yatmakta, kendilerini burada gerçekten bir kez daha şükranla anmak istiyorum. Hepimiz bugünlerimizi şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza borçluyuz. Bu vesileyle bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Şükranlarımızı
arz ediyoruz. Evet değerli konuklar, bir cümle daha edecek olursam sözü bırakmadan önce Anadolu'nun düşman işgalinden kurtulması aslında tarihte eşine ender rastlanan olaylardan bir tanesi. Bu olayı basitleştirmemek gerekir, küçük görmemek gerekir. Yokluk ile varlık arasında geçen bu mücadelede şanlı Türk milleti, şanlı ordumuz kendisinden gerçekten kat ve kat üstün olan Birinci Dünya Savaşı'nın galiplerine karşı önemli bir zafer kazanmıştır. Bu süreçte Anadolu'yu işgal eden yabancı kuvvetler gösterilen direnç karşısında uzun müddet dayanamayarak ya çekilmek ya da anlaşmak ya da yenilmek zorunda kalmıştır. O nedenle tarihi iyi bilmek ve ondan geleceğimize katkılar almak, dersler çıkarmak zorundayız. Çünkü tarih gelecek içinde en değerli kılavuzumuzdur. Burada sözlerime son vermek istiyorum. Sözlerime son verirken davetimizi kabul ederek bugün burada bizimle birlikte olan çok değerli, çok kıymetli hocalarımıza Profesör Doktor Bünyamin Kocaoğlu hocamıza, Profesör Doktor Zeki Çevik hocamıza, Doçent Doktor Cemile Şahin hocamıza gerçekten teşekkürü borç biliyorum. Bünyamin hocam Milli Savunma Üniversitesi'nde, Zeki hocam Balıkesir Üniversitemizde ki Balıkesir Üniversitemiz bizim için gerçekten önemli. Bizim babamız sayılır, hep söylüyorum. Kendisinden bölündük. Evet. Cemile hocam da bizim üniversitemizden değerli hocalarımız. İnşallah çok güzel bir program olacak. O şekilde temelinde bulunuyorum. Sözü değerli hocalarımıza bırakmak istiyorum. Şimdi biraz önce hocalarımızla görüştük. Şöyle bir plan izleyeceğiz. İkişer tane soru sormayı düşünüyorum hocalarımıza. İlk soruyu da Bünyamin hocamla başlamak istiyorum. Bünyamin hocam özellikle bu milli mücadele yıllarına genel bir bakış açısıyla değil mi hocam? Konuyu bizlerle bizlerin gündemine getirecek. Ardından Zeki hocam konuyu Bandırma'ya getirecek. Cemile hocam da işte konuyu özellikle Bandırma açısından gündeme getirecek. O yüzden böyle güzel bir paylaşım yaptık. Dolayısıyla bu paylaşım üzere ilk sözü ben değerli hocama Bünyamin Kocaoğlu'na veriyorum. Hocam siz tabii konuya nasıl girmek istiyorsanız o şekilde girin. Ama ben şöyle bir soru sormuş olayım size. Genel hatlarıyla milli mücadele döneminde Kurtuluş Savaşı'nızda yani bu dönemin sınırlarını ve koşullarını anlatır mısınız? Yani hangi koşullarda bu mücadele gerçekleşti? Neler yaşandı? O konuda sizden bilgi almak isteriz. Buyurun lütfen. Tabii ki Sayın Rektörüm. Herkesi selamlıyorum. Sayın Rektörümü, Sayın Hocalarımı, çok değerli öğrencilerimizi buradan İstanbul'dan Milli Savunma Üniversitesi'nden selam ediyorum. 98. yılı Bandırma'nın kurtuluşu. Bu vesileyle şunun da altını çizeyim. Gerçekten çok güzel de bir isim bulmuşsunuz. Bandırma'dan son kurşuna. Ben buna kafamda biraz önce düşündüm. İlk adımdan son adıma da diyebiliriz. Çok güzel gerçekten. Bu da güzel bir başlıklıyorum. Benim memleketimde ilk adım Samsun. Orayı temsil ediyor. Ve Bandırma vapurunun ilk ulaştığı durak. Orada başlayan milli mücadelemiz son adımını da sizin orada topraklarda Bandırma'da. Yunan işgalinin gerçekten de son derece genişlemiş olduğu için almış şeklindeki olan kısmı gerçekleşti ve milli mücadelemiz ondan sonra da son buldu. Siyasi boyutuyla yeni Türkiye Devleti'nin kuruluş sürecini başlattı. Sayın Rektörüm, değerli arkadaşlar, tabii bu panel için bizleri düşündüğünüz çok teşekkür ediyorum. Yani pandemi de olsa biz gönül isterdik ki orada herkesin yüzüne bakarak bir sıcak ortamda çok daha güzel bir panel yapalım ama ben tarihi değerlerimizi hatırlama konusunda hassas birisiyiz. Hepimiz hassasız. Hiçbir engel tanımayacağımızı da bu şekilde ben Sayın Rektörüme de özellikle çok teşekkür ediyorum. Hiçbir engeli tanımadan böyle bir programı hazırladı ve bizleri de davet etti. O bakımdan çok çok teşekkür ediyorum. Milli mücadelemiz önemli bir süreç. Ben kısaca milli mücadelenin şöyle genel hatlarıyla hangi şartlar altındaki gerçekten de hiç unutmayacağımız bizim belki bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş sürecini arz eden çok önemli bir dönem. Dolayısıyla ben de elimden geldiği kadarıyla bana tanınan süre içerisinde
nasıl başladı, nasıl devam etti, hangi koşullarda yaşandı bunları özetlemeye çalışıyoruz. Bir defa çok zor bir süreç. Bakın bir şeyin altını çizmek istiyorum. 1911'de bir savaşa girdi Trablusgarp. Ardından ondan çıkmadan bir anlaşmayla Balkanlar ardından Birinci Dünya Savaşı ve daha savaş bitmeden mütareke dediğimiz şey aslında silahların terk edilmesi. Ama biz çok daha acısını gördük. Anadolu'muz işgal edilmeye başladı. Yani peşine bir yani milli mücadele edilen denilen bu 1918-22 yıllarını kapsayan süreç öyle çok rahat bir ortam. Bir defa koşullarına baktığımızda ardında 7-8 yıldır bir savaş hali var. 1911'de millet savaşa girmiş. Hala savaşı. Bir savaşın devamı. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Çok da kolay değil. Bakın evet son zamanlarda tarihe olan ilgi çok arttı. Bundan çok memnun kalıyorum ama hemen konuşmamın başında şunu da altını çizmek istiyorum. Tarihimizin hiçbir parçası, hiçbir kimliği, hiçbir kişiliği siyaset malzemesi yapılması lazım. Bizim vatandaşlarımız bugün altını çizerek söylüyorum. Bu geçmişte yaşanan süreç bugün bizim var olma nedenimiz. Başka bir anlam taşımıyor. Milli mücadele bugün bizim varlık nedenimiz. Belki ileride de burada geleceğim. Ama o kadar zor şartlarda yapıyoruz ki 1911'den 18 sadece 7 yılda zaten savaşıyoruz. O savaşın üzerine millete diyeceksiniz ki gelin tekrar bir harp edeceğiz, vatanı kurtaracağız. Bunu bugün tahayyül edin. Bugünkü şartlarda bile insanların o kamuoyunu ikna etmek, bir onların fikrini tekrar işgal edin. Bu ne demek biliyor musunuz? Sayın ekliyoruz, kıymetli hocalarım, değerli öğrenciler. Bu millet bağımsızlığına, özgürlüğüne, namusuna, şerefine, onuruna hiçbir zaman halel getirmez. Ona her zaman sahip çıkmış. Ben milli mücadele kelimesini hep derslerimde öğrencilere aktarırken şunu söylüyorum. Değerli arkadaşlar, bak öğrencilere, çocuklar, bu milli mücadele kelimesi eşittir namus. Milli mücadele eşittir namusumuz. O kadar zor şartlar altında yapılmış. Dünya Savaşı'nda biz Almanya ile birlikte savaşa girdik. Yeni çıktı. Mondros Mütarekesi'nde imzaladık. Bakın Mondros Mütarekesi aslında mütareke barış anlaşmasının ön koşulları silahların susturulmasıdır. Ama mütareke imzalandıktan daha birkaç gün sonra güneyde Musul'dan, kuzeyde Trakya'dan, Kafkaslar'dan stratejik özellikle Anadolu'daki Türk varlığı için stratejik olan coğrafyalardan ülkemiz itiraf devletleri müşteri tarafından işgale başlanmış. Ve biz itiraftan savaşı bitirmiş sayıyorken tekrar aslında savaş başlamış. Bizde savaş bitmedi. Mütareke bizde savaşı bitirmedi. Silahlı çatışmayı durdurmadı. Yeni bir savaşın hazırlayıcısı oldu. 1918'in Kasım'ın başlarından itibaren ülkemiz hızla işgal edilmeye başladı. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bakın milli mücadelede şöyle bir boyut var. Milli mücadelemizde 19 Mayıs bizim Mustafa Kemal Paşa'nın safına çıkışıyla başlayan süreç hemen öncesine baktığımızda onu hazırlayan Mustafa Kemal'i de Samsun'a çıkmaya sevk eden, o düşünceyi veren asıl gelişmeler işte bu mütarekeyle başlar. Mustafa Kemal Paşa 1918'in sonunda mütareke imzalandıktan birkaç gün, birkaç hafta sonra 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelir mütareke gereği. Ve oradan itibaren yavaş yavaş Anadolu'daki gelişmeleri gözlemeye başlar. Bakın mütarekeyle birlikte Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a geldiğinde bir taraftan Anadolu'nun nasıl işgal edildiğini, yer yer nasıl işgallerin geliştiğini takip ediyor. Ve İstanbul'da bir süre İstanbul'dan kalarak acaba çözüm yapabilir miyiz? Bu gelişmelerin çok sıkıntılı olduğunu, giderek bu işgal boyutunu çok fazla genişleyeceğini ve bunun Anadolu'daki Türk varlığı için son derece tehdit bir durum ortaya çıkaracağını anlamış ve bunu biz daha o günkü daha İstanbul'a gelmeden İstanbul, daha cephedeyken, Yıldırım Ordu'nun grup komutanıyken yazdığı raporlarını da bile biliyoruz. Askeri kayıtlarımız da var. Yani orada çok güzel tespitlerin olduğunu görüyoruz ve İstanbul'a geldiğinde İstanbul'un o karmaşık siyasi yapısı içerisinde acaba Anadolu'daki gelişmelerin ki İstanbul'un gerçekten 1918'in o mütareke ortamındaki şartlarına baktığınızda oldukça karma karışık kafalar. Aydınlar bir başka yere gidiyor. Birçok çözüm önerileri, savaştan çıkmışsınız, bir mütareke yapmışsınız. Ülkeniz bir yandan işgal ediliyor. İstanbul'da oldukça farklı tartışmalar. Bir taraftan saltanat ve yeni İstanbul hükümetleri, onun özellikle itiraf devletlerinin siyasi baskısının altında çalışamamazlığı,
Özellikle Anadolu'daki işgallere karşı çok fazla elinden fazla bir şey gelmeyişi, İstanbul'daki o karmaşık yapı, Mustafa Kemal Paşa'yı yavaş yavaş özellikle bu 1919'a doğru yılının başlarından itibaren acaba bu işgaller nasıl durdurulabilir, nasıl yapılabilir düşüncesini getirmiş. Burada bir şey söylemek istiyorum. Bir şeye de çok dikkat çekmek istiyorum. Bizim Anadolu'daki milli mücadelemiz, hani şimdi son kurşun diyoruz ya, ilk kurşunu da bu 19 Mayıs meselesi değil. Yani 19 Mayıs ve sonrasındaki şey apayrı bir mesele, onu da söyleyeceğim. Bizim milli mücadelemizin ortaya çıkışında şu duygu vardır. Bizim milletimiz toprağına, vatanına namus gözüyle bakmış. Ve şimdi mütarekeyle birlikte bu namusa göz dikenlere hiçbir şey, hiçbir emir beklemeden, spontane bir şekilde sadece vatan millet sevgisi, vatana ve millete yüklediği anlamdan kaynaklanan bir gerekçeyle burada bir tavır koymuştur. Ve bizim Kuvayi Milliye dediğimiz şey olmaya başlamıştır. Daha ki Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya çıkmadan önce. Yani bizde o işgaller ki bir 15 Mayıs'ta Anadolu'nun işgali Kasım 1918'den 15 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Paşa daha Samsun'a çıkmadan önce Anadolu'nun büyük bir kısmı Batı Anadolu özellikle İzmir'in işgali ve sonrasında da biliyorsunuz o işgal geliştirecektir. Ondan önce Güneydoğu'da işgallerimiz Antep, Urfa, Maraş gibi o işgallerin peşinden hemen bu millet hiçbir emir beklemeden sadece vatan ve millet o yılların o tarihinin o millete yüklediği bağımsız özgür yaşama fikrinden kaynaklanarak ve vatana sahip çıkma duygusuyla hareket ederek bir içinden kuvvet, bir direniş hareketi çıkartmıştır ki biz buna Kuvayi Milliye diyoruz. Belki hocamlar da değineceklerdir. Batı Anadolu'da özellikle işgal edilen çok bölgelerde Kuvayi Milliyelerimiz ve Müdafaa-i Hukuk, onun siyasi ağzı olan, siyasi dileği olan, siyasi tepkisi olan Müdafaa-i Hukuklarımız dediğimiz bizim 1918'den Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atana kadar olan süreçte orayı ben çok önemsiyorum. Orası bizim milli mücadelemizin asıl başlangıç dönemidir. Ve oradaki direnişi, oradaki tepkiyi, Anadolu'nun işgalini, işgalden sonra bu milletin nasıl bir tepki gösterdiğini Mustafa Kemal Paşa çok çok iyi analiz etmiştir. Bakın son yüzyılın en önemli liderlerinden birisi. Dünyayı, dünya haritasını, dünyanın gidişatını, savaş sonrasındaki de dünya şeklinin ne olacağını çok iyi analiz eden bir liderdir. Ve iki şeyi bir araya getirmiştir. Dünyanın genel şartlarını, bu milletin ne istediğini, Türk milletinin bağımsızlığına, namusuna ne kadar düşkün olduğunu orada çok iyi görmüş. İşgaller karşısında hiçbir emir almadan vatanı savunan, milli duygularla hareket eden bu milletin eğer başına geçildiği takdirde ve doğru bir strateji tespit edildiği takdirde bu süreci tersine çevireceğini ve bağımsız bir Türkiye devleti kurulacağını adeta 19 Mayıs'tan 19 Mayıs'ta kampına giderken kafasında planlamıştım. Ben 19 Mayıs'tan sonra başlayan süreci ki son adım da sizin oralarda Bandırma ve çevresinde atılmıştır. O aradaki süreci iki boyutta devrediyorum düşünüyorum. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a gelirken her şey tabii ki Mustafa İstanbul hükümeti görevlendirmişti ve Karadeniz ve çevresinde kurtuluş sorununda. Ama şöyle de bir boyut var. Mustafa Kemal Paşa'nın niyetinde bu 1918 Kasım'ından itibaren başlayan o işgaller ve o işgallerin geldiği boyut ve ona karşı milletin gösterdiği tepki var. Dolayısıyla bu işgallerin genişlediği takdirde Anadolu'da Türk varlığının artık devam edemeyeceği endişesi ve bu sürecin tamamen ortadan kaldırılması, Anadolu'daki işgale son verilmesi Mustafa Kemal'in kafasındaki birinci düşünce. Ama şunu söyleyeyim, 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Paşa ve sonrasında Amasya'sıyla, Havzası'yla, Amasya'sıyla, Erzurum'la, Sivas'ıyla, Ankara'sıyla tam bir yıl içerisinde yaptığı faaliyetlere baktığımızda da incelediğimizde de Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıktığında ve daha çıkmadan önce ne yapacağını çok iyi bildiğini, iyi programlandığını, Anadolu'daki direniş hareketini nereye doğru çevireceğini çok iyi bildiğini biz bunları anlıyoruz. Çünkü burada şunu hemen altını çizmek istiyorum. Kıymetli hocalarım, değerli öğrencilerim, biz milli mücadeleyi hep şöyle genellikle çok eksik bir yargıyla daha çok anlamaya çalışıyoruz. Milli mücadelemiz sadece Anadolu'nun işgali ve bu işgalden Anadolu'yu kurtarma meselesi değil.
Bakın bu olmazsa olmaz. Ben kesinlikle kabul ediyorum. Eğer milli mücadelemizin temelinde bu askeri harekat başarılı olmamış olsaydı zaten yeni bir Türkiye devleti kurmak mümkün değil. Ama milli mücadelemizin eş zamanlı aynı anda devam eden bir başka boyutu daha vardır. O da siyasi boyutudur. 1919'dan itibaren atılan adımların arkasında bir, olmazsa olmaz işgale son vermek, iki, bu işgallere son verildikten sonra dünyanın yeni aldığı şekle uygun bir şekilde yeni bir Türkiye devleti kurmak, yeni siyaset prensipleri üzerinde yeni devlet kurmak. O bakımdan ben milli mücadeleyi hep iki boyutlu anlatıyorum. Öğrencilerime de, arkadaşlara da, sohbetlerimizde çevremize bunları aktarmaya çalışıyoruz. Bizim milli mücadelemizin askeri boyutu işgaller ve bu işgallere verilen tepkidir. Kuvayi Milliyesi'yle, sonrasında düzenli ordusuyla. Onun önce bir başka boyutu ise aynı zamanda yeni bir Türkiye Devleti'nin kuruluş sürecidir. Bunu iyi görüyoruz. Bakın Havza'da Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktıktan sonra tabii bu arada bütün Anadolu'daki gelişmeleri çok iyi gözlemliyor. İşgalin boyutlarını, işgale karşı milletin susmadığını, o direnişi, o tepkiyi. Bakın o tepkiyi görmemiş olsa, o millete inanmamış olsa o hareket başarısız olur. Mustafa Kemal Paşa Samsun'dan itibaren yapacağını o milletin inancına, o milletin tavrına dayandırmıştır. Ve 1919'dan itibaren aynı anda Kuvayi Milliye bir taraftan düşman işgalini, ki bunun özellikle altını çiziyorum, Batı Anadolu ve şu anda Bandırma için çok önemli. Gerçekten de Batı Anadolu'nun kurtuluşunda, Batı Anadolu'da işgalin çok daha tehlikeli bir boyutlara kadar gelişmemesinde Kuvayi Milliye'mizin, ki bu ilk direniş hareketlerimizi çok çok daha öncesinde, Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkmadan çok daha öncesinde az önce söylediğim vatan millet sevgisinden, vatana olan bağlılıktan, saygıdan kaynaklanan bir direniş hissiyle ortaya çıkmış bir harekettir. Ve ben bu işgallerin bu kadar genişlememesinde Kuvayi Milliye Hareketi'nin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mustafa Kemal Paşa bile 1919'da adımını attığında, bakın 1923 meclis kuruluncaya kadar yaptığı faaliyetleri incelediğimizde bizim askeri hareketimiz sadece Kuvayi Milliye yönetilmiş. Ordu yok. Ordu dağıtılmış. Mütarekede ordularımızı dağıtma emri vermişler. Cephaneler itiraf devletleri depolarına gönderilmiş. Onlara teslim edilmiş. Böyle bir ortamda Mustafa Kemal Paşa, az önce söylediğim şeyi de desteklemesi açısından söylüyorum. Orada bakın yaptığınız şeylere Amasya, Erzurum, Sivas ve izlediği yol haritası Ankara. Bir yıl boyunca düzenli ordumuz yok. İşgal karşısında tepkiyi, işgallere karşı gösteren Kuvayi Milliye ve onun siyasi boyutu olan müdafaa hukuku. Mustafa Kemal Paşa bir taraftan bunları organize ederken asıl niyeti bu kadar ortaya çıkmış güçlü bir direniş hareketini acaba merkezi bir yönetime çevirip nasıl etkin hale, bir düzenli ordusuyla, bir bakanlık sistemiyle bir devlet, adeta defakto bir devlete dönüştürüp işgale karşı asıl vurucu darbeyi planlamaya çalışmıştır. Bu boyutta milli mücadelemizin 19 Mayıs'tan sonraki, özellikle 1921'e kadar, 23 Nisan 1920'ye kadar bir yıllık sürecinde daha çok siyasi yönünün ön plana çıktığını, askeri yönünün Kuvayi Milliye üzerinden halledilmeye çalışıldığını görüyoruz. Siyasi boyutunda ise Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya'da, Erzurum'da, Sivas'ta çok önemli bazı noktalara değindiğini görüyoruz. Vatanın bağımsızlığı, bütünlüğü, birliği ve milli irade. Bakın bu kelimeler çok önemli. Yeni bir Türkiye'nin kurulduğu sürecin, kurulması planlandığı bir sürecin ben ipuçları olarak görüyorum. Ki Sivas Kongresi'nde İrade-i Milli gazetesi çıkarıldı. 1919 Eylül'ünde belki şeyimizin de, milli mücadelemizin en önemli gazetelerinden birisidir. Hocamlar biliyorlar. Dolayısıyla milli mücadelemizin şöyle safhalarına baktığımızda 19 Mayıs'a kadar işgal ve ona karşı Kuvayi Milliye'yle tepki. 19 Mayıs'tan 1920'ye kadar, 23 Nisan 1920'ye kadar siyasi teşkilatlanma, yeni prensipler üzerinde, millet iradesi üzerinde yeni bir siyasi teşkilatlanma kurma, ki Amasya öyledir, Erzurum öyledir, Sivas öyledir. Sonuçta geldiler 23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Artık defakta bir hükümet vardır.
Anadolu'da bir hükümet, bir siyasi temsilci. Artık İstanbul'un alternatifi Anadolu'nun sıkıntılarını bilen, yakından takip eden, Anadolu'daki zorluk ki Anadolu o günlerde bakın bir tarafı işgal edilmiş. Halk ona tepki, ciddi bir tepki koymuş. Dolayısıyla bu anlamda milli mücadelemiz o kadar kolay kazanılmış, kolay şartlar üzerinde sürdürülmüş bir mücadele değil. Fikriyatın çok karıştı. Ülkenin ikiye ayrıldı. İstanbul apayrı çözüm noktalarında. Yeni bir alternatif figür Ankara, yeni bir siyaset merkezi. Ama yeni siyasi temeller üzerinde bir teşkilatlanma, siyasi teşkilatlanma. 1923'e kadar böyle. 1923'ten sonra ise milli mücadelemiz daha düzenli bir hale geldi. Kuvayi Milliye yavaş yavaş tasfiye edilerek yerine özellikle bu Gediz taarruzundan sonra Batı Anadolu'daki Yunan taarruzundan ki gerçekten de Anadolu'muzun en geniş işgal sahası Batı Anadolu'da biliyorsunuz milli mücadelemizde ve bu o Bursa Orhaniye'den aşağıya kadar gerçekten de çok önemli bir toprak parçası Yunanlılar tarafından işgal edilmişti ki bu işgalin gerekçesini biliyoruz. Yani Batı Anadolu'nun Yunanlılar Megola İdaap çerçevesinde büyük Yunanistan Devleti'nin önemli bir parçası görüldü. Milli mücadele aynı zamanda bu Yunan hayallerinin ve Megola İdaap hayalperestlerinin ne verilen en büyük şeydir. Çok büyük bir tepkidir ve çok büyük bir cevap vermişti millet, Türk milleti burada. Ve 1920'den itibaren özellikle Gediz taarruzu ve orada Kuvayi Milliye'nin başarısızlıktan sonra düzenli ordulara geçiş var. Bizim Haziran 1920'de ve ilk 1921'in başından itibaren İnönü Savaşları ile birlikte düzenli orduyla birlikte 1. İnönü, 2. İnönü, Kütahya, Eskişehir, Sakarya ve büyük taarruzda son alacak. Ve büyük taarruzdan sonra da o büyük ve başkomutanlık yeni kutladığımız 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta sona eren ve onun sonrasında da savaşarak biliyorsunuz çekildiler bir kısmı kaçarak o milli mücadelemizin son askeri boyutu ama düzenli orduyla 1920 ile 21 Ocak 1921 1. İnönü Savaşları ile başlayıp 30 Ağustos büyük taarruzla başkomutanlık meydan muharebesiyle sona eren askeri hareketle de bu süreci tamamlamışlardır. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Bakın 1918'den 22'ye hiç kolay bir şey değil. Hangi şartlar altında dediğimizde en zor şartlar altında. Konuşmamın başında da söyledim. Trablusgarp'tan beri savaşan bir millete hadi gel bir daha bu ülkeyi kurtaracağız. Bakın 1911 savaşa girdi kaybetti. 12 peşine Balkanlar girdi kaybetti. Peşine 13'te belki Edirne'yi kurtardık. Balkan Savaşları bitti. Bitmeden hemen 1. Dünya Savaşı'na girdi. 7 yıldır savaşan bir millet ve 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Zaferimiz dışında diğer cephelerde büyük akıbet yaşadık. Ve böyle bir süreçte geldik Mondros Mütarekesi sınırlarımız iyice daraldı. Şimdi böyle 7 yıldır savaşmış bir millete gelin bu ülkeyi kurtaracağız demek çok zordur. Bu ancak bunu anlayabilecek bir millete söylenir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu Orta Doğu coğrafyasında oldukça fazlaca bağımsızlık mücadeleleri verildi. Bizim milli mücadelemiz onlardan tektir. Bir tane daha bulamazsınız. Bakın şu çevremizde milletleşebilmiş, devletleşebilmiş, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi vermiş, canını ortaya koymuş bir topluluk daha şu Orta Doğu coğrafyasında bulamıyoruz. Bunu bugün de gözlemliyoruz. O bakımdan ben mücadelenin çok zor şartlar altında yapıldığını, Batı Anadolu'da belki hocalarımız değinecek, ben onlara girmek istemiyorum ama Batı Anadolu'da çok büyük zulümlerin yaşandığını biliyoruz. Ben bu münasebetle de özellikle Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizde şehit olan tüm şehitlerimizi, bize bir vatanı emanet etmiş, çok kanlarını döken şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Genel hatlarıyla milli mücadelemiz bu şekilde gerçekleşmiştir. Evet, Bünyamin Hocam çok teşekkür ediyorum. Böyle çok akıcı bir şekilde, çok seri bir şekilde milli mücadelemizi başından sonuna kadar şöyle çok gerçekten güzel özetlediniz. Özellikle yani Bandırma'yı, yani Balıkesir'i ve Bandırma'yı anlamadan önce, yani bu özellikle milli mücadelede Bandırma'yı hocalarımız anlatmadan önce siz çerçeveyi, genel çerçeveyi ve girizgahı çok güzel yaptınız.
anlamlı oldu. Ağzınıza sağlık. Şimdi ben o zaman sözü değerli hocama, Zeki hocama bırakmak istiyorum. Zeki hocamın şey çalıştığını biliyorum tabii. Özellikle Balıkesir ve Bandırma'nın kurtuluşuyla ilgili çalışmalarının bu anlamda güzel katkıların olduğunu biliyoruz. O yüzden hocam size de Balıkesir ve Bandırma'yı sormuş olayım. Bandırma ve Balıkesir'in Yunan işgalinden kurtuluşu nasıl gerçekleşti? Yani Balıkesirliler, Bandırmalılar nasıl bir direniş sergilediler? Bu konuda bize neler söyleyebilirsiniz? Hocam sesinizi açıyorum hemen bir saniye. Evet, şimdi. Evet. Böyle bir programı tertip ettiğiniz, düzenlediğiniz için size ayrıca teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma da selamlıyorum. Bizi dinleyen kıymetli dinleyiciler, öğrenciler, halkımız, meslektaşlarımıza şöyle başlamak istiyorum. Bünyamin Hocam çok güzel özetledi. Milli mücadelemiz dünya tarihinde eşi benzeri görülmeyen, bütün ezilmiş toplumlara bağımsızlık nasıl kazandır onun dersini veren, gerçekten vermeye de devam edecek olan bundan sonraki süreçte büyük bir mücadelenin adıdır. Bünyamin Hocam onu çok güzel özetledi. Tabii bana sorduğunuz soru çerçevesine gelecek olursak ona geçmeden önce şunu belirtelim. Birinci Dünya Savaşı'na giren Osmanlı Devleti 600 küsür yıllık ömrüyle beraber artık o bataktan çıkamamıştır. Yani ömrünü tamamlamıştır Birinci Dünya Savaşı bataklığında. Ve bizimle beraber müttefik olan devletlerin bütün halkları, Almanlar, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan hepsi yapılan anlaşmalara kuzu kuzu boyun eğmişlerdir. Bir tek buna itiraz eden, yani Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan 10 Ağustos 1920'de Osmanlı hükümeti temsilcilerinin imzaladığı ancak bizim Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'nin bir kanun çıkararak vatan haini, sevri kabul eden ve imzalayanlar haini vatandır adıyla bir kanun çıkararak reddettiği, yırtıp attığı sevr paçavrası. Bir tek Türk milleti buna itiraz etmiştir Birinci Dünya Savaşı sonrasında. Yani buna itaat etmemiştir. Almanya, Versa'ya boyun eğmiştir. Avusturya, Macaristan, Trianon, Saint Germain, Bulgarlar, Nöy anlaşmaları bunlar hepsine hiçbir itiraz yok halklarında. Bir tek Türk milleti bunu yırtıp atmıştır. Yani bu bir bağımsızlık aşkıdır. Devletimizin kurucusu, dahi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi hürriyet ve istiklal benim karakterimdir diyor. Gerçekten Türk milletinin karakteridir aslında hürriyet ve istiklal. Hürriyetsiz ve istiklalsiz yaşamayan bir milletiz. Ve bu topraklarda bin yıldır, bin yılı geçti, 1018'de evvela geldik bu Bizans topraklarına Çağrı Bey ile beraber. Bin seneyi geçti, ne badireler atlattık. Hala bir devletimiz var, hala yaşayan bir Türk milleti ve kültürü var. Sonsuza kadar da inşallah yaşamaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti bayrağı sancağı altında, devlet yapısı altında. Buna inanıyoruz. Şimdi şuraya gelelim. Milli mücadelemiz tabii Bünyamin Bey çok güzel izah ettiler. Yani Mondros yapılan ateşkes anlaşmalarının bizim ülkemizin en ağırıdır. Bunu yabancı akademisyenler de şey yapıyorlar. Yani 7. maddesi zaten elastikidir. Her yere işgaller başlamış, ordu terhis edilmiş, İstanbul'daki hükümet şaşkın. Böyle bir mütareke ortamında Türkiye'de yani 7-8 milyon nüfusunuz var. Çoğunluğu zaten 7 senedir fiili savaşların içindeyiz. Yani çoğunluğunu demografik yapı olarak Anadolu insanı, yani çoğunluk kadınlar, çocuklar ve yaşlılardan mürekkep bir toplum düşünün. Böyle bir toplumu düşünün ve en işin talihsiz tarafı okumuşlarımız, öne düşecek olan asker, sivillerin büyük bölümü ümitsizdir kurtuluştan. Şimdi böyle bir ortamda nasıl dünyanın en büyük devletlerine kafa tutacaksınız? Yani tabii ki her yerde bu şunu demek istemiyorum. Yani her yerde işgallere karşı müdafaa hukuk ruhuyla haklarını çiğnenmesine tepki göstererek birçok örgütlenmeler var. Biz buna müdafaa hukuk örgütlenmesi diyoruz. Yani zaten işgaller sonrası hemen başlamış. Yani şu sorulabilir. Yani bir toplum nasıl hemen teşkilatlanıyor, kongreler topluyor, dernekler kuruyor? Yani bir tecrübesi, o altyapısı olması lazım. Bunun tecrübesini bize iddiatçı iktidarın
Balkan faciası sonrasında kurduğu Müdafaa-i Milliye Cemiyetlerine borçluyuz. 53-54'de Bağdat Basra'ya kadar hemen her yerde kurulmuş, yani iktidar partisi ihtiyaççıların kurdurduğu örgütlenme var. Aradan 8-9 sene geçmiş. Bunu yapan, kongreler düzenleyen, nasıl çalışır bunları bilen insanlar hayatta. Dolayısıyla özellikle işgaller başlayınca bu müdafaa-i hukuk ruhuyla efendim cemiyetler kuruldu. Birbirinden bağımsız bakın. Başlangıçta öyle bir şey yok. Birisi düğmeye basmadı yani. Halkımız, öne düşenler bu örgütlenmeyi yaptılar. Kongreler düzenlediler, kararlar aldılar. Ben şöyle değerlendiriyorum bunu. Milli mücadelede müdafaa-i hukuk bu hareketin ruhudur. Yani haklarımız çiğneniyor, itiraz. Ruh budur. Bunun vücudu, yani ana yapısı, iskeleti kongreler ve alınan kararlardır. Vurucu gücü ise Kuvayi Milliye'dir. Kuvayi Milliye dediğimiz, işte Bünyamin Hocam'ın bahsettiği ordu yok. Ortadan yani zaten el koymuş her şeye. Dolayısıyla her tarafta itibat subayları var, itilafları, Mondros'u kontrol ediyorlar. Böyle bir ortamda, böyle bir mütareke Türkiye'sinde siz ne yapacaksınız? İşte bu insanlarımız bir yerden emir almadan, Kuvayi Milliye biz ona diyoruz. Yani 13-14 yaşında delikanlı da var, 80 yaşında dede de var. Başlarına birini alarak gönüllü direniş birlikleri şeklinde memleketin her tarafında bir köyde 10 tane delikanlı gelmiş de Yunan gelirse diyor, faraza atıyorum. Yani şu nereden savunma yapalım kendi imkanlarıyla. Böyle bir gönüllü direniş birlikleridir Kuvayi Milliye esasında. Bunların örgütlenmesi Batı Anadolu'da tabii Türkiye'nin her tarafında var. Biz milli mücadelede 3 cephede savaş yaptık. Yani bugünkü Türkiye sınırları itibariyle baktığınız zaman doğuda Ermenilerle, güneydoğuda şehir savunmaları şeklinde Fransız işgaline karşı, işte Adana Çukurova'dan Hakkari sınırına kadar olan o bölgede, efendim Batı Anadolu'da da yine bir cephe, tabii en önemlisi buydu, 15 Mayıs 19 sonrası efendim İzmir'e Yunan askeri çıkıp da bu işgal ve zulüm, mezalim başladıktan itibaren Batı Anadolu'da bu Yunan işgaline karşı cephe oluşturuldu. İki tane cephe oluşturuldu aslında. Batı Anadolu'da Batı cephesi, Garp cephesi Yunanlara karşı, bir de Güneybatı cephesi kuruldu. Buraya da Refet Paşa, Refet Bey aslında atanmıştı ama o bölge İtalyan işgalinde olduğu için İtalyanlar 1921 Temmuz'una çekip gittiler. Yani bir savaş olmadı orada. Ama biz her ihtimale karşı orada da bir cephe komutanlığı oluşturmuştuk. Bütün bunları planlayan, yapan ve Allah'ın Türk milletini sevdiğine inanıyorum. Eğer Mustafa Kemal gibi bir lider olmasaydı, ki o da Allah'ın nasibidir tabii, yani Türk milletini seviyor çok şükür Allah, biz bu mücadeleden başarılı çıkamazdık. Silah yok, ordu yok, para yok, hiçbir şey yok. Halk ümitsiz, bırakın aydınlar ümitsiz. Nasıl bu insanları bir milli mücadelede tek hedefe yürüteceksiniz? Bu ancak bir dehanın işidir. Onun adı da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa, biliyorsunuz geçen hafta zaten Sakarya'nın yıl dönümüydü. 13 Eylül 1921 Sakarya Zaferi'nin yıl dönümüydü. Yani geçen hafta kutladığımız, bakın Sakarya öncesinde Enver Paşa Moskova'dan Batum'a kadar geldi. Mustafa Kemal bir temizlenecek, ortadan kaldırılacak iddiatçı silahşörler tarafından. Enver Paşa Ankara'ya gelecek. Plan buydu. Ruslar da bunu destekliyordu. Bakın şunu söyleyeyim, bu benim fikrimdir. Bütün Cumhuriyet tarihçisi arkadaşlarıma tabii, ben bir yerde okumadığım için şey yapıyorum, bu benim düşüncemdir. 100 bin kişilik Kafkaslar'da Kızıl Ordu var. Bu Kızıl Ordu eğer Enver Paşa gelseydi onu mutlaka kandıracaklardı havalara sokarak. Ruslar neyle karşılık vereceksiniz? Kafkasları zaten Sovyetleştirmiş. Zaten şunu da söyleyeyim, burada vaktimiz kısıtlı olduğu için söyleyemiyorum. Lenin Anadolu'yu 6 sosyalist cumhuriyete ayırmış. Burada şimdi isimlerini de veririm ama vaktimiz yok. Bunlar yayınlandı yani. 6 sosyalist cumhuriyete, Kafkaslardan sonra Anadolu Sovyetleştirdik. Mustafa Kemal Paşa olmasaydı biz komünist olurduk. Yani Sovyetleşirdi Anadolu. Kesin bu. Sovyetleşirsek ne olurdu? Sovyetleşirsek ne din, ne diyanet, ne bir şey, gidin Sovyetlerden kurtulan Türk Cumhuriyetlerine bakın. Adam profesör olmuş, Fatiha suresini okuyamıyor. Hiçbir din yok.
Yani oralara gitmişsinizdir mutlaka şey yapmışsınız. Affedersiniz köpeklere bile Rusça öğretmişler. Yani bunlar gittiğim için biliyorum oralarda. Böyle mi olurdu olsaydık? Mustafa Kemal Paşa zaten diyorlar Burjuva Kemal diye Pravda'da, İzvestiya'da bütün siyasi tarihlerde görebilirsiniz. Yani bizi kandırdı diyor yani Rus, Sovyet şeyleri. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa bunu örgütleyerek Batı Anadolu'da işte en son Bünyamin Hocam'ın bahsettiği büyük taarruzla beraber 26 Ağustos büyük gizlilik içinde başlayan ve 30 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle efendim çember içine alınan Yunan ana kuvvetleri orada imha edilecektir. Tabii kaçabilenler kaçacaktır. Ben bu Son Kurşun kitabını yazdım. Sayın Rektörümün belirttiği gibi şuradan göstereyim. 2002 yılında basıldı. Balıkesir Üniversitesi'nin iptidai şartlarda basılmıştı o zaman. Bunun yenisini yeni belgelerle düzenliyorum inşallah. Daha geniş kapsamda yayınlanır. Hocam en kısa süre bekliyoruz o zaman. İnşallah hazırlıyorum hocam. Bandırma için önemli. Tabii bandırma için çok önemli bu. Ya yani şu anda bu Türkiye'de Son Kurşun konusunda ilk ve tek yayındır. Bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Görmedik evet. Ben de yani görmedim. Ben size göndereceğim. Yani elimde var birkaç tane. Onları göndereceğim. Biz her tarafa yollamıştık o zaman. Şimdi evet, şunu söylemek istiyorum. Tabii biz bu şeyi yazarken kitabı gittik yani. Orada son kurşunun atıldığı yerlere. O zaman bizim Necdet Hacıoğlu rektörümüzle beraber tarihçiler gittik. Ve o sizin işte şu anda anıtın dikildiği yerde oraları inceledik. Gerçekten pusuya düşmüşler hocam. Orada tam siper de yapsanız kurtulamazsınız. İşte ismini verdiğimiz bu il başkanımız, gençlik spor il başkanımız bana sormuştu. Hüseyin Vecihi Bey'in ismini vermişsiniz, siz de bahsettiniz. Çok sevindim yani. Yarbay, kaymakam o zaman, 61. Alay Komutanı. Efendim alnından zaten kurşunlanmış. Efendim burada şehit düşüyorlar. Zaten biz bunun mikro tarihtir. Bu mahalli araştırmalarında yaptık. Yani 1977 yılında Aydın Ayhan hocam gidip Bandırma için çok önemli bir şahsiyet olan, bunu da rahmetle anıyorum, Ali Rıza Başaran amcamız, Allah nur içinde yatırsın, 1998'de kaybettik. 1908 doğumlu, onun ses kaydı var elimizde. Onlar zaten bu kitapta da bunlardan da bahsettim. Yani görgü tanı olarak o zaman 14 yaşındadır. İşgalde Yunan zulmüne uğramış, bacaklarını kasaturayla kesmişler. Çocuk yani, düşünün. Ve bu şehitlerin, bu çatışmanın son kurşunun nerede olduğunun yerini ben gösterdim diyor Ali Rıza amca. Gittik diyor orada, o anıt yapımında 73 yılında, 1973'te öncülüğünde o derneği yine Ali Rıza amca yapmış. 26 sene Balıkesir Belediye Bandırma Belediye Başkan Yardımcılığı yapmış. Çok şey yani, bütün STK'ların kuruluşunda rol almış. Esas mesleği manifotracı olan bu değerli rahmetli amcamız bize çok şeyler anlattı. Bu sözel tarih çok önemlidir bugün dünyada. Dolayısıyla Bandırma'nın kurtuluşu ve o günlerle ilgili elimizde çok önemli bir şeydir bunlar, belgelerdir. Biz gittik diyor, şehitleri işte nereye, o Ay Yıldız Tepe'nin olduğu yer, oralara defnetmişler yani, kazmışlar. Günlerce diyor o şehitleri defnettik ve biz bunları ilk defa tespit ettik. Yani 78'i subay, yani Vecihi Bey başta olmak üzere Hüseyin Vecihi Bey, hücum taburu komutanı Süleyman Bey binbaşı, 2000 başı, 200 başı, yani bir ihtiyat sabiti, bir üsteğmenimiz var. Yani 73 kişi, bunlar Kocaeli grubu efendim. Bunları yayınladık yani, şey yaptık, kitapta da ayrıntıları var zaten. İleride daha ayrıntılı bilgiler vereceğiz. Bu Kocaeli grubu ta şeyden beri geliyor, İzmit'ten beri kurtuluş, kurtarmak için geliyorlar. Çarpışa çarpışa, bir deri bir kemik kalmışlar. Bir tek resim bulduk, Bandırma'ya girerken, o resim de var. Yani onları sonra yayınladım ben Kocaeli'de bir sempozyumda. Efendim yani bir deri bir kemik kalmışlar. Günlerce bakın aç susuz çarpışarak geliyorlar yanlara. En son işte orada pusuya düşmüşlerdir. 18 Eylül 1922'de tepelere makinalı tüfekleri kurmuşlar. Yani Çukur'da gittik gördük, inceledik orada o zamanki rektörümüzle yani Balıkesir Üniversitesi'nin. Yani oradan kurtulmak mümkün değil. Şehitlerimizin çoğu oradadır. 73 şehit var. Bunların 34 tanesi Kocaeli ve Adapazarı doğumlu. Yani çeşitlerden doğrudan genelkurmaya bağlı, bağımsız bir
birliktir yani koca bir tümen seviyesinde Kocaeli grubu. Onlar şeyi kurtaranlar, Bandırma'ya ilk girenler, yani şeye Erde'ye kadar gidenler. Sonradan diğer şeyler gelmiştir. Mesela onlar yani esas ordu arkadan geliyor. Bizim üçüncü kol ordumuz var. Şükrü Naili Paşa, Şükrü Naili Gökberk soyadını alacak sonra. Albay, onun başkanında önce Bursa kurtarılıyor. Yani onlar arkadan geliyor esas düzenli birlikler. Bu Kocaeli grubu hem askeri birliklerden hem de işte milis kuvvetlerinden toplanmış bir bağımsız, doğrudan genelkurmaya bağlı bir birliktir. Yani onların nasıl kurulmuş, nasıl gelmiş ayrıntıları var. Efendim bunlar işte o son kurşunu atmışlardır Anadolu'da. Şimdi tabii şunu söyleyelim, Balıkesir'in önemi nedir bu Kuvayi Milli örgütlenmesinde? Biraz onlardan söz edelim. Bandırma nasıl işgal edildi? Balıkesir nasıl işgal edildi ve kurtuluşu ondan sonra isterseniz gelelim. Efendim 15 Mayıs 1919'da İzmir'e Yunan askeri çıktıktan itibaren bir gün sonra Balıkesir bundan haberdar oldu. Yani 16 Mayıs'ta öğlen üzeri İzmir'den Reddi İlhak adıyla birisi belediyeye telgraf çekmiş. Postacı saat 12'de efendim o zamanki belediye reisi Keçezade Hafız Mehmet Emin Efendi, yanında işte Marif Müdürü Sabri Bey falan öğlen yemeğine gidiyorlar. Telgraf memuru ağlayarak getirir. Bakın o günün şartlarını Türkiye'sinde İzmir'i bir gün önce işgal edilmiş ve o ilk günde hocalarımız bilirler Bristol raporuna göre 2000 ilk kurşun hadisesi, siz de bahsettiniz Sayın Rektörüm. O ilk kurşun olayından sonra 2200 küsür kişiyi katlettiler. Asker, sivil, Yunan askerleri. Yani hareket eden her şeyi ateş ettiler. Şimdi bu katliam sabit yani ve Yunanlılar yani kınandı Paris Konferansı'nda bundan dolayı. Yani hepsi kabul ettiler bu katliamı. Şimdi bu bir gün sonra Balıkesir bunu duyduktan sonra hemen o gün 16 Mayıs 1919'da öğleden sonra tabii yemeğe gitmeyi bile kesiyorlar. Hemen dönüyorlar bu neyin nesidir diye. Telgrafı millet ağlayarak orada dinliyorlar, okuyorlar falan. Sonra okuma yurdunda bir toplantı yapıyorlar. Şimdi müzenin olduğu yer. Kuvayi Milli Müzesi'nin olduğu yan tarafta. Onlar aynen aslında duruyor. Orada yani gayrimüslimler de geliyor falan. Konuşmalar oluyor. Ne yapalım, ne edelim. Fakat en güzel şeyi orada Kuş Dilli Köyü'nden Leblebici Raşit isminde Balıkesir Çarşısı'nın Külhan Beylerinden biri cevap vermiş. O zaman manda kelimesi kullanılıyor Fransızca. Yani himaye konusunda. İşte Amerikan mandası mı isteyelim, herkes fikrini söylerken bu da ne oluyor diye gelmiş bu Leblebici Raşit. Okuma yazması yok. İşte diyorlar böyle filan, içeriden manda sesleri geliyor tabii. O da bir bağırmış şöyle, o da söz istemiş orada. Siz ne diyorsunuz orada, mandadan falan söz ediyorsun. Manda isteyenler bizim Susurlu'ya gitsin, orada çok diyor. Bir hayvanı tabii anlıyor bizim Leblebici Raşit. Bu işin çözümünü hala anlayamadınız mı diyor. Bu işin çözümü... Madem öyle katliam var çoluk çocuk, namlunun ucundan geçer. Kuvayi Milliye'nin ruhu budur işte. Yani bizim insanlarımızı harekete geçiren ruh bence budur. Ve bundan sonra da bildiğiniz gibi şuna değineceğim. Bünyamin Bey hocam anlattı. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın Bandırma vapuruyla Samsun'a çıkması tabii ki çıktı. Mesela Mustafa Kemal Paşa'nın 16 Mayıs'ta o da yola çıktı işte Samsun'a Bandırma vapuruyla. Balıkesir'deki bu gelişmelerden böyle bir paşanın Samsun'a hareket ettiğinden haberleri var mı buradakilerin? Yok efendim. Yani onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani ne Mustafa Kemal Paşa'nın burada olanlardan haberi var o sırada. Ondan sonra ne buradakilerin haberi var. Ve 19 Mayıs, bakın çok enteresandır. Mustafa Kemal Paşa Bandırma buna Samsun'a ayak bastığı gün Balıkesir'de Milli Teşkilat'ın ilk toplantısı yapılıyor. Bir mevlüt bahanesiyle Alaca Mescid'de 19 Mayıs 1919'dur bakın tarihi. Bunu da tespit ettim. Orada kitabede değiştirdiler sonra netleşti. Yani 18 Mayıs yazmışlar. Şimdi bakın o mevlüt toplantısıyla ilk teşkilatlanma oldu. Adı Balıkesir Hareketi Milliye Reddi İlhak Heyeti. 4 tane kongre topladı. Efendim işte bölgesel olarak Alaşehir Kongresi'nin Hacı Muhittin Çarıklı başkanlığında. O da Uşaklı'dır. Burada sen kal demişler. Burada mutasarrıflık yapmış. Kaldım diyor. Yani günlük tutmuş bir okusanız ağlarsınız yani. Ya bakın yani İstanbul'da çocukları bıraktım. Aylar geçti. Ne yiyip ne içiyorlar haberim yok diyor.
Yani bakın okurken yani duygulanmamak mümkün değil. Buraya gelmiş vatan sevdasına buradaki örgütlenmeyi yürüten adam. Mülkiye mezunu o zaman. Yani kaymakam sonradan valilik falan yapacak. Şimdi böylece örgütlenme burada başladı ve Batı Anadolu'daki Kuvayi Milliye cephesini, bütün lojistik desteğini, silah cephane her şeyini yürüten beyin, merkez Balıkesir'deki bu örgütlenme olmuştur o dönemde. Tabii ki şunu da belirtelim, Bandırma ilk bu Kuvayi Milliye örgütlenmesinde yerlerden biridir. Bunu Rahmi Apak'ın kitabında da Bandırma adı geçer yani. İlk örgütlenme yani direniş başladığı yer olarak Bandırma'mız da var, onu da belirtelim. Şimdi ne zaman işgal başladı derseniz bu Kuvayi Milliye cephesi çöktü. Çünkü toplama birlikler yani siz bunları şey yapamıyorsunuz düzenli birliklere karşı. İstanbul hükümetine Sevr'i kabul ettirmek için bir taslak gösterdiler. Paris'e gitti o zaman damat Ferit, yani hainliği tescilli sadrazam. Gitti ona gösterdiler. Bakın dediler, size Sanremo'da hazırlamışlar. Bir taslak var. Sizin için, Osmanlı Devleti için Sevr'i bakın bu şekilde düzenledik. Ne diyorsunuz diye. Bakın o hainliği tescilli adam bile itiraz etmiş. Bu kadar ağır olur mu diye Sevr'e. Sevr için. Dönünce işte bu İngiliz taktiği tabii. Efendim bu piyon halinde çıkardıkları zaten İngiliz taktiğiyle çıkmıştır Yunanlılar Paris'te. Onlar ikna etmiştir. Yunanlılara bir yeşil ışık yakarak genel bir Yunan taarruzu başlattılar. Yani bu şunun içindir. Siz Sevr'i nasıl olur da kabul etmezsiniz? İstanbul hükümetine mesaj veriyorlar. Yani biz istersek her tarafa aldırırız diyor İngilizler. Dolaylı mesaj veriyorlar esasında. 22 Haziran 1920'de hem Anadolu'da, şeyde Batı Anadolu'da hem de Trakya'da Tekirdağ asker çıkarmışlardır. Edirne'den girerler, 1. Kolordu komutanı Cafer Tayyar esir olur, albay, yani böyle geliyorlar. Yunan işgali başlar genel. Uçağına kadar var. Nasıl karşılıyoruz? Bizim Kuvayi Milliye cepheleri çöktü. 30 Haziran 1920'de Balıkesir düştü. İşgale uğradı. Merkez, Balıkesir merkez. 2 Temmuz 1920'de Erdek ve şeye Limni Adası'ndan getirdikleri birlikler çıktı. Gemilerle getirdiler. Bandırma işgale uğradı. 2 Temmuz 1920'de ve bu işgal 2 yıl 2 ay 6 gün Balıkesir'de sürmüştür. 2 yıl 2 ay 15 günde Bandırma'da sürmüştür bu işgal. Tabii ki bu işgalle ilgili çevrede yapılanlara baktığınız zaman direniş de var tabii ki. Yani Kuvayi Milliye Birlikleri onlardan da söz edeceğim ama şunu belirteyim. Bu zulüm ve şeyi geçen sene sizin Bandırma'da düzenlediğiniz sempozyumda ben sundum bunu. Yayınlandı da zaten. Emin olun o belgeleri okurken duygulanmamak mümkün değil. Yani okuyamadım bazı yerleri, gözyaşlarımı tutamadım yani. İsteyen gitsin oradan okusun. O masum insanlara Yunanların Bandırma ve çevresindeki Yunan mezalimini sunmuştum orada bildiri olarak. Oradan okuyabilirler. Yani bu zulüm ve işkence devam etti. Şunu söylemek istiyorum. Peki bu işgal döneminde bizim bu Kuvayi Milliye hiç mi direnç gösteremedik? Gösterdik tabii. Ankara hükümetinin Demirci'ye kaymakam olarak atadığı İbrahim Ethem Bey, İbrahim Ethem Akıncı, Çerkez Ethem'in efendim Yunanlara Susurluk'ta sığınması sonrasında onun komutanlarından işte Parti Pehlivan, efendim işte bu diğer onun komutanlarını ile birlikte 30-40 kişilik jandarma birliklerinden Demirce'de bir birlik oluşturarak bu bölgede Ulus ve Alaçam dağlarında Yunanlılara karşı büyük bir direniş gösterdi ve bütün Bandırma'da dahil Gönen, işte Ayvalık'a kadar bütün o bölgedeki Kuvayi Milliye birliklerini örgütledi. Buna Demirci Akıncıları diyor. Zaten Tarih Kurumu'ndan hatıraları da yayınlandı. Günlük tutmuş yani. Çok enteresan. Ve bu büyük insanlar yani dünyada gerilla harbinin nasıl olacağına örnek olacak. Belki birinci sıradaki insanlardan biridir İbrahim Ethem Bey. Bandırma ve çevresindeki o dönemde eşkıyalık yapan insanları da milli mücadeleye kazandırarak Kuvayi Milliyeci yapmıştır. Bunların listesi Gönen şeyi olarak... Yıldırım Müfrezesi diye bakın belgesi var. Bunlar yeni kitap şey çıktığı zaman inşallah koyacağız. Aydın Ayhan Bey'den aldık. 19 Mart 1923 tarihli
Gönen Belediyesi'nin ve Belediye Meclisi'nin onayladığı bir şey var. Liste var. Bu listede komutanlar, yani şeyde bilhassa şeyde Gönen'de Çakmak Bayırı şeyi vardır. Gönen'in şeyinde yüksek bir yerdir. Çakmak Köyü. O bölgede bunlar toplanıyorlar. Yunanlar oraya ulaşamamışlar. Birkaç taarruzları var ama onlar hepsi püskürtülmüştür. Çalıkakıcı dediği halkın bu eşkıyalar hepsi milli mücadeleye kazandırılmışlardır. Ve bunlar Yunanlara karşı büyük bir mücadele yürütmüşlerdir. Mesela bu 19 Mart 23 tarihli mühürlü imzalı belediyeden verilen çede 43 tane şehit var. Ne kadar şehit verilmiş, hepsinin isimleri var. Ben sadece burada Bandırma'nın kurtuluşu vesilesiyle o çevrede bu listede yer alan komutanları, Kuvayi Milliye komutanlarının müsaadenizle isimlerini söylemek istiyorum. Halkımızın bugün seviniriz, çok seviniriz. Evet, çoluk çocuğu vardır bunların de tabii ki, onlar bilsinler. Mesela o listede yer alan Edincikli Bacak Hasan Efe, bel kemiğinden yaralanmış, 16 şeyde Yunanlılarla çarpışmada zorla iyileşmiştir. Böyle bir kahraman. Sarıköylü Kürt Hasan Efe, Manyaslı Altıparmak Nuri Efe, Çetmili Osman Bey, Çakmaklı Kazım Efe, Kara Bulut Kazım Bey. Bunlar o listede yer alan komutanlardır. Bunların tabii 40'ar 50'şer kişilik grupları var. Bunlar toplam 43 şehit vermişler efendim. Yani düşünün bu çarpışmalarda Yunanlılarla. Tabii ki şunu belirtelim. İbrahim Ethem Akıncı da birçok müfrezeleriyle Ulus, Alaçam Dağları'nda ta Demirci'ye kadar o bölgede mücadeleyi yürütüyor. Yani Balıkesir'e giren milis kuvvetlerinin, Kuvayi Milliye Birliklerinin ilk defa bunlar girdi zaten Balıkesir'e. 6 Eylül'de 1922'de işte Bigadis Sındırgı üzerinde, Sındırgı daha sonra Bigadis daha sonra işte Balıkesir'e gelip kurtardılar. Mesela İbrahim Ethem Bey'in o dağlarda 3 Yunan alayına karşı yaptığı mücadelede ne kadar Yunan asker ve subayı öldürdüğünü bakın şuradan, bunlarda 35 şehit şey vermişler. Bunlarda bayağı bir şehit vermişlerdir. 787 tane Yunan asker ve subayı öldürmüşlerdi dağlarda. Bakın nasıl bir gerilla savaşı. Karın içinde. Şimdi soruyorlar, sakalları uzun. Beni diyor halamın şeyi Balıkesir'e girerken halamın diyor oğlu beni tanıyamadı. Atımdan diyor tutuyor. İbrahim Ethem nerede diyor diyor. Beni tanıyamadı diyor sakallarla. Niye sakallarınız uzun demiş birisi. Ya bir senedir, iki senedir biz dağlardayız. Ne tıraşı. Yani böyle bir kaymakamımız düşünün. 151 yaralı Yunanlılardan. 137 hayvan ele geçirmiş. 2 hafif makinalı tüfek. 190 esir almışlar. Yani bu arada 21 şehit, 2 esir, 22 yaralı vermişler. Yani o dağlarda bunun mücadelesini aynı zamanda oralarda da yürüyor. Efendim, dolayısıyla bu kurtuluşa gelince, oraya bağlayacak olursak, kurtuluş da ne şekilde oluyor? İşte gelen Kocaeli grubu 16 Eylül 1922'de bu şey taraflarında önce Aksakal taraflarında çetin çarpışmalar oluyor güney kısmındaki gelirken. Ama en son şeyde kalmışlar İvektepe, Akçapınar, Sığırca. Biz bunları belgelerden çeviriyoruz. O hatta duruyorlar. Karşılarında Yunanlar 16 Eylül'de daha. 16 Eylül'de birinci tümenin gelmesini bekliyorlar. Tabii bunlarla beraber mürettep süvari tümenine bağlı kuvvetler de var beraber. Efendim. İşte 17'sinde de çarpışmalar sonucunda geldikten sonra birinci tümenin askerleri saldırıya geçerek, taarruza geçerek şeye girmişlerdir, Bandırma'ya girmişlerdir. Giriş resimleri de var zaten. Yani orada görseniz bu Kocaeli grubunun askerlerinin fotoğrafları var, onlara ulaştık. Ve işte dediğim gibi Bandırma kurtarıldıktan sonra da en son asker şeyden gitti. En büyük direniş nerede olmuştur onu söyleyelim. En güçlü garnizonları Yunanların Edincik'te ve Biga'dadır. İki yerde güçlü, telefonlarla çevrili makinalı tüfeklerle en yoğun şey Edincik'te oldu. Çünkü denizde Averof sıhhısı da oraya topçu ateşiyle destek veriyor saldıranlara. Gönen istikametinden gelen Kuvayi Milliyecilerle.
Fakat bizim Kocaeli grubu geldikten sonra Saray Efe, Edip falan var işte o falan. Siz diyor kenara çekilin, biz 2 saat içinde Edincik Yunan garnizonunu bertaraf ediyorlar. Böylece oraları ele geçirildi ve 17'sinde Bandırma kurtarıldı. Tabii Bandırma'nın yakılması var. Orada topladıkları kaçan şeyleri bizim Müslüman Türk köylülerinin arabalarıyla Rum ve Ermeniler kaçıyorlar. O araba sahiplerini ve şeylerini, bunların fotoğrafları var bakın. Haydar Çavuş Camii'ne götürmüşlerdir iki sıra halinde. Sahilden gidiyorlar. Sonra Bandırma'nın yanışının resimleri var. Efendim kaçan Ermeniler çekmişler bunlar bu resimleri. Efendim elimizde bugün bunlar. Efendim ve caminin içine doldurdukları, bu tel örgülerin içine hapsettikleri, işte hem Rum ve Ermenileri taşımışlar hem de böyle bir ceza, öldürülecekler yani caminin içinde. Etrafına dinamit yerleştirmişler, patlatacaklar. Son anda kurtulmuşlardır. Mesela Haydar Çavuş Camii'nin kubbesinin uçtuğunun resmi de var yani. Hakikaten patlamıştır Yunan askerleri kaçınca. Bizimkiler de kapıları açıp kaçmışlar. Böyle bir böyle olaylar var. Bunun sonucunda ne oldu? Kurtuluş. Tabii ki en son asker Erdek'ten gitmiştir. Çok enteresandır. İşte bu 18'inde zaten bu çarpışmalar oldu. Ayyıldız Tepe'de orada. Yani orası çok önemli. Biz bu kitabı yayınladıktan sonra 2002'de Genelkurmay Milli Kütüphane her yere yolladık yani. Size de inşallah yollayacağım. Yani şeyde. Ondan sonra oraya işte yeni düzenlemeler yapıldı, yeni anıt yapıldı, yani yollar falan yapıldı, işte bu isimler belirlendi vesaire. Ve orası anılması lazım yani. Bandırma çöplüğü bile vardı yanında, onlar kaldırmışlar, çok iyi olmuş. En son gittim geçen sene gördüm, efendime söyleyeyim. Onlar bizim son şehitlerimiz sayın rektörüm, değerli arkadaşlarım. Onlar bizim son şehitlerimiz. 18 Eylül 1922'de son kaçan gemiyle kaçanlar Erdek limanından, bakın halatı çözememişler. Öyle korkuyorlar. Kesmişler baltayla. Biz İskele Babası'nda şeyi gördük. Halatın kesilmiş yeni gidişleri böyle oldu. Yani 18 Eylül 1922'den sonra esirler dışında Anadolu'da hiçbir Yunan askeri kalmadı. Esirler dışında. Böylece vatan kurtuldu yani, öyle söyleyelim. Boğazlar bölgesinde İngilizlerle karşı karşıya kaldık. Bu Bandırma'ya tabii en son bizim 3. Kol ordumuz geldi. Kapıdağ Yarımadası esas askeri birlikler 18'inde geldiler. Yani askeri birlikler arkadan geliyorlar. Şeye de gelen, Balıkesir'e de gelen gene 18'inde, 18 Eylül'de Soma üzerinden bir otomobille bizim 2. Ordu Komutanımız, ordumuz var zaten. 2. Ordu Komutanımız Yakup Şevket Subaşı Paşamız Balıkesir'e geldi. Tabii şunu söyleyelim, bu Kuvayi Milliyeciler, İbrahim Ethem geldikten sonra belediyede isimlerini yazıyor, hepsini memleketlerine yolluyor. Ondan sonra Bandırma'da da tabii o şekilde, ama şunu söyleyelim, şununla son noktayı koyalım. Bandırma'nın %90'ı yanmıştır. Yani Ermeniler ve Rumlar tarafından yakılmıştır. 8 tane köy tamamen yakılmıştır, Bandırma'ya bağlı. Bunları da bu arada kesinlikle söylemek istiyorum. Böylece Bandırma'nın kurtulduğunu görüyoruz. Şöyle söyleyelim, Bandırma'nın kurtuluşunun yıl dönümü bütün Bandırmalara, milletimize hayırlı olsun. Allah bir daha bir günleri bize göstermesin. Yeniden bir milli mücadele yapma mecburiyeti bu topraklarda göstermesin diyelim. Ben İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah hocam, bu güzel temennilerinize, duanıza bizler de katılıyoruz. O zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Şimdi biz tabii 19 Mayıs işte Bandırma Vapuru ve son kurşun diyoruz. Son şehitler de burada dediniz. Tabii, onu da zikretmek lazım. O zaman şunu diyebilir miyiz? Yani hani düşmanı İzmir'de denize döktük diyoruz ya, Bandırma'da denize döktük diye. En son Bandırma'dır tabii. Bunun değişmesi lazım. Yani burada arkadaşlarımız var. Değil mi? Yani onu da değiştirmek lazım belki. Tabii değiştirmek lazım. Yani inşallah yeni baskısıyla biraz geniş yayın olursa bizler... Tabii bu yani şeyler, yani insanlar genelde tabii bilmiyor bunu. Bandırma'nın bu şekilde bir önemi var. Hatta ben burada şunu da ifade etmek isterim. Biz yani
Buradan yola çıkarak yani özellikle üniversitemize öğrencileri davet ederken Bandırma Üniversitesi'ni tercih edin derken güzel bir motto geliştirmiştik. Dedik ki sen dedik umut ol. Bu ne demek? Öğrenciye sen yani ülke için umut ol diyoruz. Bunu anlamlandırırken de altını şöyle doldurmuştuk. Nasıl Bandırma vapuru tüm ülke için umut olduysa yani içindeki yüküyle birlikte yani içinde taşıdığı değer Tabii, insanlarla tabii, değerlerle tabii. birlikte Türkiye için umut olduysa sen de umut ol dedik. Yani böyle arkadaşlarımız Yani güzel bir son şey kurşunu da oraya oldukça ekleyebilirsiniz Sayın tabii Rektörüm. Yani son kurşunu da, son kurşun son son umut, şehitler son kurşunu, son tabii. şehitler tabii. Yani o Evet. da eklenebilir. Yani ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür Eyvallah. ediyorum. Belki Cemil hocamdan sonra bir 5 dakika daha böyle toparlarız hep birlikte Tabii, inşallah. tabii. Şimdi son olarak Cemil hocam da sanırım gene Bandırma ile ilgili bize bilgiler verecek. Özellikle Cemil hocama da yani bu yani Yunanlar neden Bandırma'yı tercih etti? Yani Bandırma'nın bir önemi mi var? Yani jeopolitik bir önemi mi var? Onu sormak isterim. Cevaplandırmak isterse. Değerli hocam sesinizi hemen açalım. Buyurun lütfen. Evet, öncelikle Sayın Rektörüm, kıymetli hocalarım ve değerli katılımcılar, bu programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bünyamin Hoca milli mücadele sürecini bize son derece güzel bir şekilde özetledi. Zeki Hocam bu süreç içerisinde Bandırma'nın, Balıkesir'in öneminden bahsetti. Ben de dilim döndüğünce gerek Yunan işgal güçleri açısından gerekse de milli kuvvetlerimiz açısından Bandırma'nın yani neden önemli bir yere sahip? Bandırma hangi özelliklere sahip ki bu kadar yani dikkatleri üzerine çeken bir bölge olmuş? Bundan kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle tarih boyunca olduğu gibi milli mücadele sürecinde de Bandırma gerçekten çok önemli bir yere sahip. Bölgelerin başında geliyor. Mesela Yunan işgali açısından dedi hocam Bandırma'yı özellikle jeopolitik açıdan daha cazip hale getiren unsurlar neler diye bir soruyla karşılaştığımızda öncelikle Bandırma'nın jeopolitik konumuna kısaca bir değinmek gerektiğini düşünüyorum. Bilindiği gibi Marmara Güney Marmara bölgesinde yer alıyor Bandırma. Dolayısıyla özellikle konumu münasebetiyle İstanbul, İzmir, Bursa gibi metropollere yakın. Bu yakınlığının yanı sıra elbette ki deniz, hava, kara, demir yolu gibi ulaşım imkanlarının da tümüne sahip. Dolayısıyla bütün bu ulaşım imkanlarının dışında sahip olduğu bir doğal liman var. Ve bu doğal limanı sayesinde tarih boyunca gerçekten en önemli yerleşim merkezleri arasında yer almış, ulaşım, ticaret merkezleri arasında yer almıştır. Dolayısıyla bu özellikler milli mücadele sürecinde de Bandırma'ya gerçekten ağır yükler de getirmiştir diyebiliriz. Çünkü sahip olduğu bu özellikler dolayısıyla Bandırma aslında milli mücadele yıllarının en ağır bedeller ödeyen bölgelerinden bir tanesi. Öncelikle Yunanlılar açısından bölge vazgeçilmez bir öneme sahip. Neden? Az önce de bahsetmeye çalıştığım gibi İstanbul'la bağlantılı o dönemde tek demir yolu burada mevcut ve bu demir yolunun dışında önemli karayolları, hava işte deniz yolları bağlantısı, diğer yandan haberleşme bu bölge üzerinden sağlanabiliyor. Bu durumda bunun önemine her anlamda Bandırma İstanbul'a yapılacak İAŞ naklinden tutun da askeri açıdan güvenliğe kadar her anlamda bir köprübaşı vazifesi görüyor. Dolayısıyla Yunanlılar Anadolu işgallerini pekiştirebilmek için bir köprübaşı vazifesi gören bölgeyi ellerinde tutması bir zorunluluk haline gelmiş Yunanlar için. Bunun için de yoğun bir çaba sarf etmişler. Zaten Yunanlıların İzmir işgalinden sonra Anadolu'da ilerleyebilecekleri yollar, Anadolu içlerine ilerleyebilecekleri yollardan bir tanesi de bu bölgeden geçiyor. Bu da onlar açısından ayrı bir bölgenin önem kazanmasına sebeplerinden birisi. Diğer yandan
Bandırma'nın sahip olmuş olduğu kozmopolit bir yapı var. Bu kozmopolit yapı Yunanlılar için bölgeyi cazip kılan faktörlerden bir tanesidir diyebiliriz. Neden? Çünkü örneğin bölgenin işgaliyle birlikte bölgede yer alan yerli Ermeniler ve Rumlar işgal kuvvetleriyle ittifak haline geçiyorlar. Yerli Ermenilerden, Rumlardan oluşan çok sayıda kişi asker olarak Yunan kuvvetlerine katılıyor. Bir kısmı da çeteler oluşturarak Yunan işgaline destek veriyorlar. Dolayısıyla gerek coğrafi konumu söylediğimiz gibi, bu konumun işte İstanbul'la bağlantısı başta olmak üzere jeopolitik yapısı, ekonomik durumu, sahip olduğu ekonomik kaynaklar ve kozmopolit yapısı gibi faktörler sebebiyle gerçekten Bandırma işgal kuvvetleri açısından vazgeçilmez bir öneme sahip diyoruz. Peki sadece işgal kuvvetleri açısından mı Bandırma önemli? Elbette ki hayır. Milli kuvvetlerimiz açısından, milli mücadele döneminde de Bandırma aynı öneme sahip, vazgeçilmez bir öneme sahip. Öncelikle bölgenin, biz o dönemde milli mücadele liderleri tarafından bu bölgenin hem iç hem de dış cephe özelliği olarak özelliği taşıdığını belirttiğini görmekteyiz. Dediğimiz gibi stratejik bir öneme sahip. Dolayısıyla hem nüfus itibariyle hem de askeri açıdan bir üs olabilmek için gerekli şartları taşıyor. Bunun dışında milli mücadele açısından hani önemli olmasının bir diğer sebepleri de şu şekilde aslında sıralayabiliriz. O dönemde aslında karargahı Edirne'de bulunan 14. Kolordu'ya bağlı 61. Tümen var. Bu tümen Balıkesir ve Bandırma civarında bulunuyor. Ancak işgaller sebebiyle bu tümen daha sonra karargahını Bandırma'ya naklediyor. Dolayısıyla 61. tümenin önemli silahlarının çok önemli bir kısmı bu bölgede, özellikle Lapseki başta olmak üzere bu bölgede depolanıyor. Siz de takdir edersiniz ki milli mücadelenin bu sıkıntılı yıllarında, bu sıkıntılı süreçte silah, cephane, araç, gereç hani vazgeçilmez ve öneme sahip. Dolayısıyla işte İstanbul, İzmit, Balıkesir yöresindeki silah, cephane, araç gereç depoları ve askeri amaçlı fabrikalara yakınlığı dolayısıyla gerçekten Bandırma milli mücadelemizde önemli bir yere sahip. Diğer yandan milli mücadelede hocalarımızın da bahsettiği gibi en önemli kaynaklar arasında sayılabilecek eğitimli kimselerin büyük bir kısmı İstanbul'da bulunuyor. Bu İstanbul'la bağlantı, o dönemin şartlarını düşündüğümüzde bu kimselerle irtibatın en kolay şekilde sağlanabileceği bir merkezdir Bandırma. Dolayısıyla bu açıdan da bizim için oldukça önemli. Yine az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi İstanbul'la bağlantılı olan tek demiryolunun dışında kara deniz yolu bağlantısı ve haberleşme yine milli kuvvetlerimiz açısından da büyük öneme sahip ve bu bölge üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ve Yunanlıların hani İzmir işgalinden sonra Anadolu içlerine ilerleyebilecekleri yollardan bir tanesi de bu bölgeden geçiyor demiştik. Dolayısıyla Yunanlıların daha ileri ilerleyişinin engellenebilmesi adına, yani işgal kuvvetlerine karşı oluşturulan direniş hareketlerinde önemli bir üs haline geliyor bölge. Bir de işi İngilizlere yönelik hareket açısından ele aldığımızda, Boğazlar çevresinde bilindiği gibi İngilizler tampon bir bölge oluşturmak istiyorlar. Şayet hatta bu yönde de birçok denemeleri var. Ancak İngilizler bunu gerçekleştirdikleri takdirde onları buradan çıkarmak oldukça zorlaşacak, belki mümkün olmayacak. Dolayısıyla milli mücadele hareketi için bu bölgeden yararlanabilmek İngilizler oraya yerleştirdiği takdirde mümkün olamayacak. Dolayısıyla bunun önüne geçebilme adına da bölge direniş hareketlerinin üssü haline geldi. Söylediğim gibi ekonomik anlamda da işte İAŞ'nin gerekli araç gereçlerin vesairenin
İstanbul'la bağlantının, önemli merkezlerle bağlantının köprübaşı vazifesini görmesi açısından da gerçekten bölge önemli bir yere sahip. Tabii bunların dışında Zeki hocamızın da bahsettiği gibi vatanperver halkımızın, bölge halkının, Balıkesir halkının oluşturduğu direniş ve halkın vatanperverliği de zaten burada kendisini gösteriyor. Evet. Evet. Teşekkür ediyorum. Hocam teşekkür ediyoruz. Sizin de ağzınıza çok sağlık. Şimdi vaktimizde bir buçuk saatte de yaklaşmış. Yani yaklaşık olarak böyle birlikte 20 ortalama 20'şer dakika konuştuk. Aslında kifayete doğru geldi. Ben son olarak isterseniz 5'er dakika söz vermiş olayım. Yani böyle eklemek istediğiniz şeyler varsa yine Bünyamin Hocam'a döneyim. Bünyamin Hocam özellikle yani siz şimdi genel olarak yaklaştınız milli mücadeleye. Biraz da günümüze de bağlayalım mı sizi? Ne dersiniz? Günümüze bağlarsak mesela bu geçmişte işte o şanlı tarihimizde, milli mücadelemizde bu yaşadıklarımızdan bugün için de bir ders çıkartabilir miyiz? Böyle bir mesaj verebilir miyiz? İlgisini çekelim. Sesinizi açıyorum bir saniye hocam. Buyurun lütfen. Evet, kesinlikle sayın rektör. Çok güzel bir soru. En azından içimizdekileri, kafamızdakileri, yüreğimizdekileri söyleme imkanı da bulduk. Bakın bir kez daha tekrar ediyorum. Bizim milli mücadelemiz bizim en değerli, en kutsal sürecimiz. Bir defa her şeyden önce şunun altını çizeyim. Milli mücadele bize bir devlet nasip etti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Eğer o milli mücadele yaşanmamış olsaydı, o işgallere Kuvayi Milliyesi'yle, düzenli ordusuyla tepki göstermiş olmasaydı, o millet yüreğini ortaya koymasaydı, cesaretini, ferakatını ortaya koymamış olsaydı, biz bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildik. Bir devletimiz olmayacaktı. Her şeyden önce bunun altını çizelim. İkinci husus, bakın yıkılan bir imparatorluktan biz bir devlet çıkardık. Bu millet yıkılırken, bakın bu millet en zor şartlarda bile ayakta kalmayı bu millet öğretti dünyaya. Ben az önceki konuşmamda da bir şeyin altını çizdim, dedim ki böyle bir bağımsızlık mücadelesi örneği daha yok. Daha sonra bizim verdiğimiz bu milli mücadele bağımsızlık savaşı 1940'lardan sonra bu sömürge mandat yönetimiyle idare edilen coğrafyalarda adeta birer örnek teşkil edecek. Ama yine de bakın hepsini detaylı okuyun. Böyle bir milli mücadele. Bütün mütarekeleri, sadece biz mütareke imzalamadık Mondros'ta. Bakın yenik düşen bütün devletler imzaladı. Ondan sonra birçok Orta Doğu'da sömürgeler icat. Hangi bir millet kalktı ki toprağına sahip çıktı? Bunu bugün de görüyoruz sayın rektörüm, değerli arkadaşlar. Bugün toprağa sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu bu millet göstermiş tarih. Bir şeyin daha ben altını çizmek istiyorum. Özellikle sayın rektörüm, hani bugünden bugüne nasıl bir mesaj verebiliriz? Ben değerli gençlere şunu söylüyorum. Bakın geçmişte milletimiz bu topraklara sahip çıktı. Bunu bugün de gösterdi. Ben Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti'ne, bu milleti toprağına, namusuna göz dikenlere şunu söylüyorum. 15 Temmuz'da bir hain darbe girişimi yaptı. Daha birkaç sene önce. Bunlar aklı çalışmayan, kafası çalışmayan insanlar. Şunu göremiyorlar. Milli mücadele tarihini okuyan, bu milletin 1911'den 22'ye kadar verdiği o büyük savaşı, direnişi gören, bilen bir insan bu milletin namusuna göz dikmez. Bu milletin toprağına göz dikmez. Bizim milletimiz o kadar zor şartlar altında milli mücadeleyi kazanmış. Bugün bu Türkiye Cumhuriyeti en değerli varlığını hiçbir zaman kimseye yem etmez. Kimseye bırakmaz. Bu topraklar bizim son noktamız. Tam dünyasının da umudu. Bu topraklar bizim bütün İslam coğrafyasının da yetimin de gözü burada. Ve görüyorsunuz ki sayın rektörüm, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik bütün o planların merkezi yine Türkiye, bu topraklar. Ve ben şunun altını da son olarak çizmek istiyorum. Milli mücadeleyle biz bugün belki çok popüler gündemde olan bir şey,
Yunanistan'a da özellikle bu kurulduğu andan itibaren, bizim topraklarımızdan ayrılıp Osmanlı'dan 1829'da kurulduğundan itibaren takip etmek istediği Megola ideal dediği o büyük Yunan devletini kurma hayallerinin de çöktüğü yıllardır bizim milli mücadelemiz Yunan'a. Bakın Zeki Hocam, Cemile Hanım bahsettiler. Reddi ilhaklar kurduk. Reddi ilhak ne demek? İlhakın reddi. Kim ilhak talebinde bulunuyor? Yunanlılar. Megola İda'da diyor ki biz Batı Anadolu topraklarını büyük Yunan devletini kurmak için ilhak edeceğiz. Biz de ona cevap vermişiz. Reddi ilhak. Anlamamışlar. Son kurşunla verdik. O bakımdan bütün dünya uluslarının, başta Yunanistan, bugün Doğu Akdeniz'de yakın zamanda, birkaç gündür, son haftalarda tartıştığımız belki en büyük, en önemli. Ben yine sadece Yunanistan değil, arkasındaki büyük itiraf devleti, eskinin itiraf devleti olan büyük güçlere de söylüyorum. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgesinde güçlü bir devlet. Bu millet köklü bir millet. Bağımsızlığını sadece milli mücadele günlerinde aklına getirmedi. Ta en eski çağlardan beri kurduğu bütün devletlerde ki biz devlet kurma sanatında Türkiye Türk milleti kadar maharetli, askerlik ve devlet kurma sanatında çok başarılı bir milletiz. Bizim tarihimizi okumadan Türk milletinin karşısına kimse çıkmaz. Doğu Akdeniz'de de bugün Türkiye Cumhuriyeti çok güçlüdür. Yunanistan'ın ve onun arkasındaki Fransa'nın, İtalya'nın hiçbir yapacağı bir şey yok. Bunu açsınlar, milli mücadelemizi okusunlar. Milli mücadelede yoklukla sınandık. Hiçbir şeyimiz yoktu. Elimizde şartlarımız belliydi. Tekalifi milliye emirlerini açıp okursa herkes görür. Bu hani bazıları belki hala farkında olmayan çevreler olabilir. Milli mücadelemizi herkes aynı kıymetlendirmeyebiliyor. Tabii buna bir şey diyemiyorum. Ama sadece herkese ben şunu söylüyorum. Milli mücadelemi anlamak için tekalifi milli emirlerini okursanız bir tane çağrıya ne kadar Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu çok iyi görürsünüz. O kadar yoklukla bu milletin sadece inançla, bakın milli mücadele büyük teknolojilerle kazanılmadı. Başta milletin kalbiyle, inancıyla, inanmasıyla kazanıldı. İnanmasaydı bu milleti bir yere götüremezsiniz. İnanmayan bir milleti, bu davaya inanmamış bir millete hiçbir yere götüremezsiniz. Milli mücadele bu inancın bir cevabıdır. Yunan'a cevabıdır. Büyük devletlere, büyük güçlere, başta İngiltere olmak üzere Fransa'ya, bütün dünya uluslarına büyük bir cevaptır. Sömürgeci zihniyete karşı bir cevaptır. Biz büyük medeniyetler kurduk ve Anadolu bu medeniyetlerin merkezidir. Bin yıldır bedelini ödedik. Milli mücadele belki en son bedelini ödediğimiz, yakın zamanda da 2016'da maalesef hain darbe girişimleri karşısında da tekrar bu millet hiçbir şekilde hiçbir şeyin aynı Kuvayi Milliye ruhunun ben 15 Temmuz'da da var olduğuna inanıyorum. Bu milletin de kimse hesaplaşmaya kalkmasın. Orta Doğu'da en güçlü devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Açık milli mücadelesine bakın. Milli mücadele bize bunu göstermektedir gerçekten. Bu vesileyle ben tekrar şehitlerimizi, bu vatana bugüne kadar gelen şu cennet, gerçekten de her tarafı cennet olan vatanda yaşarken ben her gün duamı ediyorum. Bize bunları bağışlayan Allah'a, şehitlerimize bir kez daha ben rahmetle anıyorum. Onlara minnet duygularımı sunuyorum. Sayın Ekrem, size de çok tebrik ediyorum. Gerçekten de tarihimizin hiçbir bir safhasını unutturmamamız lazım. Hangi şartlarda olursa olsun böyle bir teknolojiyi de kullanıp tekrar bizi insanlarla, öğrencilerimizle, vatandaşlarımızla, Bandırmalılarla, onları da saygıyla selamlıyorum. Buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Zeki Hocama, Cemile Hocama, herkese de çok selam ve hürmet ediyorum. Bizi dinleyen, canı gönülden dinleyen öğrencilerimizi de gözlerinden öpüyorum. Çok selam ve hürmet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, tekrar biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Yani bizlerle birlikte oldunuz. Çok sağ olun. Şimdi son sözler olarak yine Zeki Hocama ve Cemile Hocama dönüyorum. Öncelikle Zeki Hocama söz verelim. Hocam, sizin de bu kapsamda hani son olarak ifade etmek istediğiniz bir şeyler varsa onları da alalım lütfen. Öyle. Teşekkür ediyorum Sayın Rektörüm. Şimdi
Sonuç değerlendirmesine geçmeden önce Cemile Hanım'a Bandırma ile ilgili küçük bir yani katkı mahiyetinde bir şey söylemek istiyorum. Vakti zamanında o belgeler elimde şu anda. Bandırma ile ilgili Osmanlı arşivinde bir yani klasör dolusu belge var. Onları daha tasnif edeceğiz. Öyle bir çalışma planımız vardı. O vesileyle bunu arşive gidenler görebilirler. Bandırma'nın ekonomik olarak öneminden bir tanesi de şudur. Bütün o zaman Amerikan Standard Oil'in depoları var Bandırma'da. Bunları Osmanlı arşivine gidilirse yüzlerce belge var. Yazışmalar yapmışlar. Demek ki bütün gaz yağı bu Amerikan Standard Oil'in depoları Bandırma'da. Yani oradan sevk ediliyor. Tabii ki aydınlatmada kullanılıyor yani o dönemde, o yıllarda. Bu bakımdan çok önemli yani o arşiv belgeleri. Aynı zamanda şunu söyleyeyim yani bir ihracat ithalat kapısı yani çok önemli bu bakımdan da onu eklemek isterim. Son olarak benim söylemek istediklerim şunlar. Bir kere şunu belirtmek lazım. Şu anda zor günlerden geçiyoruz. Zaten Türk milleti hep zor günlerde kendisine gelir. Yani bizim en kötü huyumuz barış zamanının, boş zamanların kıymetini bilmememizdir. Herkesin baş olma sevdasında olmasıdır. Bu bize Faruk Sümer hocamın rahmetli vasiyetidir. Oğlum ben dünyayı gezdim, Anadolu'yu da gezdim Oğuzları yazarken demişti. Rahmetli onu anayım. Böyle bir millet dünyanın hiçbir yerinde yok ama çok büyük, güzel hasletlerimiz var ama bunun yanında çok da adi yönlerimiz var demişti. Rahmetli anıyorum hocamı. Nedir hocam dedim, bir sempozyumda karşılaşmıştık. Efendim, mesela oğlum herkese baş olma sevdası vardır dedi. Sonra dedi, her işi son ana bırakırız dedi. Şimdi ben öğrencilerime soruyorum yani vize haftası gelmeden çalışan var mı diyorum. Hiç parmak kalkmıyor. İçinde her etnisite var. Yani Türk kültürünü yaşayan insanların bu tembelliği ve vurdum duymazlığı bizim en kötü ve adi yönlerimizdir. Bunları söylemekte fayda görüyorum. Bunlardan vazgeçmemiz lazım. Yani ille zor gün gelince kafamız çalışmasın. Dünyaya devlet kurmayı öğretmiş olan bir milletiz. Çin yıllıklarından yani bu oryantalistler bunları buldu. Biz söylemiyoruz onları, onu da söyleyelim. Dünyaya devlet kurmayı biz öğrettik. Bu topraklarda kurduğumuz işte 2023'te efendim inşallah 100. yılını kutlayacağımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti öyle kolay kurulmadı. Bunları burada ifade etmeye çalıştık. Onun hikayesini az buçuk anlatmaya çalıştık. Bir kere biz tarihçiler biliriz ki dünyanın en zor işi devlet kurmaktır. Devlet kurmak çok zordur. Ama bence bundan bir gömlek daha zor olan bir şey vardır. Bir devleti ilan edebilirsiniz. Kurdum diyebilirsiniz ama bütün dünyaya bunu kabul ettirmeniz o daha bir gömlek daha zor bir iştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Lozan'la efendim dünyaya kabul ettirilmiş 780 bin kilometre karelik alanda bağımsız bir devlettir Türkiye Cumhuriyeti ve Lozan bizim tapu senedimizdir. Bakın bugün çiğniyorlar. Yani güncel olarak birkaç bir şey söyleyecek olursak 23 adadan 18'i silahlandırılmış. Bugün gündemde, dün vardı, bugün var. Yani bunlar Lozan'ı çiğniyorlar. Yani bunlara devlet adamlarımızın çok hassas olmaları lazım bu konularda. Ve içeride de milli birlik ve beraberliğimizi bu zor günlerde şey yapmamız lazım, muhafaza etmemiz lazım. Atatürk'ümüzün bu konuda da bir sözü var. Nitekim Balıkesir'deki o şeydeki anıtın arkasında da yazar. Milli birlik ve beraberlik kader-i ilahiyenin dışında her şeyi yenmeye muktedirdir diye. Dolayısıyla bizim yani dost yok şu andaki konjonktüre bakarsanız değil mi? Gelişmelere Doğu Akdeniz'de olsun başka yerlerde. Bu hep böyle olmuştur yani onu söyleyelim. 1000 senedir böyledir. Buna alışmamız lazım. Yani sabahleyin kalktık, herkes bize gülücükler dağıtıyor, krediler açıyor. Yani ise o zaman her şey bitmiş demektir. Bizimle hala uğraşıyorlarsa bu milletin kültürü dimdik ayaktadır. Yani ona inanıyorum. Yarın bir zor gün olsa hainler dışında bakın. Hainler dışında bütün milletimiz topyekün canını ortaya koyacak derecede ortaya atılacaktır. Bunu Bünyamin hocamın söylediği gibi 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında gösterdi bu millet yani. Genciyle, ihtiyarıyla, her partiden
Her insan var, her görüşüyle. Dolayısıyla bu Kuvayi Milliye ruhu ölmediği müddetçe biz bu topraklarda devletimiz inşallah ilelebet devam edecektir. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Atatürk'le ilgili mesela birçok biyografik eserler var. İşte Andrew Mangon'un yani önemlidir. Mesela Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adamı önemlidir. Evet, ama son anda bizim İlber hocamızın çıkardığı bir kitap var. Bunu tavsiye ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diye. Bakın burada bu dünya çapındaki tarihçimiz son kısmında ne diyor Atatürk'le ilgili? Bununla bu birkaç şeyle beraber son vermek istiyorum konuşmama. Bakın şöyle bağlamış son kısmını. Büyük adamların pek azı hatırlanır. Kısa ve öz. Büyük adamların pek azı hatırlanır. Ama daha azı vefatlarından sonra dahi özlenirler. İşte vefatlarından sonra özlenen bu çok az olan devlet adamlarından, büyük adamlardan biri de Atatürk'tür. Kitabının son kısmını böyle bağlamış. Ben şöyle tamamlamak istiyorum bu son sonuç konuşmamı. Bildiğiniz gibi 1926'da Atatürk'e bir İzmir'de suikast girişiminde bulundu. Malumunuz vardır, malumatınız. Efendim bu suikast girişimi sonrasında Atatürk Anadolu Ajansı'na bir beyanat verdi. Onun bir yerinde şunları söylüyor. Onun sözleriyle konuşmalarıma son vermek istiyorum. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidat kalacaktır diyor. İnşallah binlerce, yüzlerce yıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza kadar yaşayacaktır. Atatürk'ün bu dilekleriyle ben konuşmama son vermek istiyorum. Size böyle bir program tertiplediğiniz için şahsınızda 17 Eylül Bandırma Üniversitesi'ne, katılımcı arkadaşlarıma, Bünyamin hocama ve talebem olmakla gurur duyduğum Cemile Hanım'a, fakülteden talebem, yani bunlarla iftihar ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyenlere de ayrıca çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunlardan bir ders çıkarılır ve devletimiz, milletimiz sonsuza kadar varlığını sürdürür diyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Rektörüm. Ağzınıza sağlık değerli hocam. Cemile hocamla yani hoca öğrenci olduğunuzu bilmiyordum. O da güzel oldu. Evet. Necati Bey'den. Evet. Doğru. Necati Bey mezun olduğunu biliyorum hocam da. Evet. Bağlantıyı kuramamıştım. Sevgili hocam, o güzel temennilerinizin hepsine biz de katılıyoruz. Yani ben de inanıyorum. Yani şu ülkemizde tek kişi kalana kadar, yani gerçekten bu ülkemize tekrar düşman ayak basmasın, tekrar milli mücadele yaşanmasın diye yani hepimizin bir azim ve gayret içerisinde olacağımızı ben de düşünüyorum inşallah. O yüzden bunu biliyorlar yani, tahmin ediyorum. Yani şu anda tabii herkes, yani onu yakın komşularımız başta olmak üzere bütün dünya zaten bunun bilincinde. O yüzden o da cesaretlerini kırıyor birçok ülkenin ve insanın. Ve son olarak da Cemile hocama sözü bırakayım. Ondan sonra da ben de kapanışı yapayım izninizle. Evet Cemile hocam, buyurun. Evet, öncelikle Zeki hocama görmek tekrar beni memnun etti. Sevdiğimiz bir hocamızdı. Teşekkür ediyorum. Aslında konuşmamın başında da az önce ifade ettiğim gibi milli mücadele döneminin en ağır bedel ödeyen bölgelerinden bir tanesi Bandırma'dır demiştik. Tabii bunda Bandırma'nın sahip olduğu başta stratejik konumu, kozmopolit yapısı, sosyal yapısı, ekonomik yapısı gibi faktörleri sıralamaya çalışmıştık. Neticede yaşananlar bizim bağımsız bir şekilde bugünlere ulaşabilmemizde işte verilen, yapılan fedakarlıklar, bunlar ortaya koymaya çalıştık. Bir söz vardır, tarih geçmişin aynası, geleceğin tarağıdır denir. Bu sözden yola çıktığımızda umarım biz de geçmişte yapılanları irdeleyerek, geçmişte yapılmış hatalardan ders alarak geleceğimize bağımsız bir şekilde güçlü bir Türkiye olarak devam edebilme adına üzerimize düşen vazifeyi yapar, geçmişten dersler çıkartırız diyorum. Bu arada başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizim
bugünlere gelmemizde emeği geçen bütün atalarımıza, şehitlerimize rahmetle yad ediyorum ve Allah'tan bir daha o günleri bizlere yaşatmamasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Hocam ses gelmiyor, ses. Ses yok hocam. Pardon. Pardon, şu anda bir ses sorunu yaşamışım herhalde arkadaşlar. Ben duyuluyor diye düşünmüştüm. Hemen kısaca toparlayayım. Aynı şeyleri biraz söylemek mümkün değil ama özetleyeyim artık. Şunu söylemiştim. Yani öncelikle tabii ki yani değerli hocalarımız bugün burada bizlerle olduğu için ve şu an bizleri dinleyen sevgili dinleyicilerimiz, konuklarımız da var. Onlara da yani hep birlikte teşekkürlerimi sunmuştum. Ve dedim ki yani bu gerçekten yani bu konferansı biz yüz yüze yapmak arzulardık. Daha güzel olurdu ama bu da gayet güzel oldu. Günün aslında koşullarına uygun gayet güzel. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Sizler de yaşıyorsunuzdur. Birçok konferansa katılmak çok fazla mümkün değil normalde. Bu vesileyle dijital ortamlardaki konferanslar vesilesiyle arzu ettiğimiz konferansları daha fazla oranda dinleyebiliyoruz. Hatta kaçırırsak da sonradan geri dönüp dinleme imkanımız var. Bu da böyle olacak. Şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz var. Şimdi onların yanı sıra inşallah bundan sonra da belki yıllar boyunca bu konferans öğrencilerimiz tarafından, personelimiz tarafından, bandırmalılar tarafından da binlerce kez dinlenecek. Ona eminim. Dolayısıyla güzel bir etkinlik oldu. Ben son sözü olarak inşallah yani biraz önce de temenni ettik. Dedik ki Allah dedik bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın. Yani kurtuluş günleri güzel, yani kutlaması güzel ama inşallah kurtulacak başka kurtuluş günlerimiz olmasın. Vatanın birliğini, dirliğini, inşallah bütünlüğünü bozacak şeyler bir daha yaşamayalım. Bu şekilde son söz olarak da bir kez daha bu vatan için kendisini kurban eden, şehit veren başta Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi sizlerle birlikte saygıyla yad etmiş olalım. Hepsinin mekanları cennet olsun inşallah. Bir başka programda tekrar buluşmak üzere. Hem sizlere teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer burada programımızı yapmış olsaydık sizlere bandırma vapuru hediyemiz olacaktı. Alacağınız olsun. En kısa sürede arkadaşlarımıza da ifade edeyim. Hocalarımıza ulaştıralım lütfen bandırma vapurumuzu. Oldu mu? Böylece tekrar teşekkür eder ve hepinize sağlık ve afiyetler dilerim. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Bu da normal. Bu da normal. Bu da normal.